çok şen, çok şakrak dakikalar geçirmeyi umut ediyoruz efendim. Bir bardak suya hapı atarım öyle içerim. Ben de dedim ki hap gibi içerim seni. Hap gibi. Şimdi okuyalım bir bu şarkıyı. Seni okşarım kediler gibi, seni beslerim yavru gibi. Kapatırım ben kafese, göz göze. Neler neler yaparım bak şimdi. Hap gibi içerim. Hem çok yetenekli birini davet etmek istiyorum. Hem de çok yeni anne oldu. Ama tipine bakınca anlamayacaksınız ama kim geliyor? Burcu Kanca Günay geliyor. Biz beraber çalıştılar. Anlatsanız. Biz ATV'ye Korkusuzlar diye bir dizi. Dört bölümlük çekmiştik. Korkusuzlar. Altı değil miydi ya? Dört. Hep onun yüzünden bitti dizi. Ama yani... Geç mi geliyordu? Hayır, yok. İş konusunda çok başarılı İsmail. Yani o prensipler konusunda gerçekten çok başarılı. Evet, şimdi merakla beklediğiniz an geldi. O bir yardım meleği, o ailemizin sanatçısı. Hakikaten de Türk sanat müziğinin genç seslerinden, en büyük seslerinden bir tanesi. Yılmaz Morgül geliyor. Hey, hey gidi günleri, ne çabuk atsın o günlerin kapucunu dama. Hey, hey gidi günleri, yediğimiz içtiğimiz ayrı gizmeyi hatırlar. Hayır ayı da bir olsa da muhtak ara, azıcık zamanın. Adımı kalbine yaz, beni unutma. Elmayı alan bilir, oy oy. Çek taliyi satan bilir, oy. Güzel kızın sevmesini, oy. Kimsesiz kalan bilir, oy. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Yılmaz Morgül'ü doğurtan ebeyim. Gerçi şimdi doktor diyorlar ama aslında ben onun ebesiyim. Keratin elime doğdu. Sene 82-85 arası tam hatırlamıyorum. Böyle ilk dengimi tuttum, böyle ayağından çıkarttım. Vuruyoruz tabii ağlasın diye. O zamanlar da böyle her yeri kaslı baklava kerata. Sonra bu bir ağlamaya başladı. Bir inga der, bir deh düldül der, inanamazsınız. Şok olduk tabii, hepimiz böyle bakıyoruz. Bu nasıl bir çocuk diye, ama o zaman anladı ki bu ileride çok büyük bir adam olacak. Şimdi göstereyim, tabii buna inanmayanlar da var ama ben bunu kanıtlamak için aslında bu yayına katıldım. Burada bir yerde benim kaydım olacaktı. Bulayım onu size. Ah buyurun, burada nüfus kayıt örneği vardır kendisinin. Şöyle göstereyim. Burada senesine bakın. Sene ne yazar? 82-85 arası yazar. Bunu böyle yazdık o zaman, çünkü o zamandan istekleri vardı bizden. Dedi ben büyüyünce karar veririm yaşıma dedi. Ona göre aralık bir şey yazalım dedi bize. O yüzden böyle göstereyim. Şimdilik koyalım yerine, aman kaybolmasın. Çok özledim Yılmaz'ımı da, buradan seslenmek istiyorum. En kısa zamanda elimi öpmeye gelsin, bekliyorum kendisini. Çok fazla selamlarımı yolluyorum. Ah ufak delikanlım benim Yılmaz'ım. Yılmaz Bey, aklınızdan çalarak böyle bir şaka yaptık. Ben de bütün ebe şahane yandı. Ben de bütün ebelerin ellerinden öpüyorum efendim. Ebeleri. Bay bay herkes.
çok önemli bir gönül adamı, çok 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 kıymetli bir hoca şimdi bizimle birlikte olacak. Bize bir şeyler öğretsin, bir şeyler anlatsın istiyoruz efendim. Kim geliyor? Arif Aslan geliyor. Yani tabii ki bütün duaların hayrı sonsuz ama hani bazı yayınlarda böyle şunun için şu dua okunur, bunun için bu dua okunur gibi. Esmaül Hüsna'nın kerameti nedir efendim? Esmaül Hüsna'nın inanın çözebilseniz var ya kerameti o kadar çok ki. Sadece ben kendi kitabımda bahsettiğim bir enteresan yerine dikkat edeyim. Ben okurken bu esmaları, esmalarla ilgili çalışmaları okurken, araştırırken aklıma bir şey geldi. Ya dedim bunların hepsini dua ediyoruz ama bunlardan birisinin bize bakmadığını nereden bileceğiz falan dedim. Böyle bir isimlerle, kendi isimlerimizle onların ebced değerlerini hesaplayayım dedim. Ebced değerini, ebced hesabıyla. Şimdi orada da diyor ki Allah'ın ebcedi 66'dır. Hilal 66, lale 66. Bunlarda bir anlam var. Ben Rabbim için ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Hiçbir şey yapmıyorum. Ya bir namaz doğru dürüst kılamıyoruz. Bir oruç doğru dürüst tutamıyoruz. Şu bozar mı, bu bozar mı diye denize girmeye, havuza girmeye. Aynen. Ya efendime bilmem kısa günlerde tutsak polimikler olmaz mı diye bin bir türlü mazeret uydurmaya çalışıyoruz. Teravih kılsak olur mu, olmaz mı, kılmasak olmaz mı? Ya işte çok geliyor, yoruluyoruz. Kazasını tutalım edelim. Yani kaçamaklar arıyoruz. Oysa İşte ben hep onu gördüm. Yani arkadaşlarımda da çevremdeki güzel insanlarda da onu gördüm. Bu iş gönül işi. Gel günümüzde gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber. Şen Şakrak'ta bugünün konukları Murat Kurşun, Şehnaz Özkaya, Kunter Kurt ve Doruk Ülgen olacak. Murat Kurşun şarkılarıyla coşturacak. Tek başına. On numara bu kız, on numara. İzmir'de her yerde bir numara. Şehnaz Özkaya ile vakit su gibi akacak. Çocuklarınız sözünüzü dinlemiyor mu? Öncelikle kelimeler çok önemlidir. Peki elinizde bir mermeri kırabilir misiniz? İmkansız gibi görünen şeyler esasında mümkündür. Kunter Kurt'la kendinizi keşfe çıkacaksınız. Doruk Ülgen, akıl almaz illüzyon gösterilerini Şen Şakrak'ta sergileyecek. Sihirbazın kırmızı sünger topu her zaman başladığı yerde, yani cebinde. Hepsi bu kadarla kalmayacak. Aysun Kayacı sohbetiyle mest edecek. İsmail YK şarkılarıyla coşturacak. Hazır mıyız? Hakkı Bulut geliyor. Hadi. İzzet Yıldız. İzzet Yıldız. Seray Sever. Hop de bakayım. Oynatmaya
kalabalık görüyorum. Dedim ki bugün bayram mı? Ne oldu böyle? Herkesin işi yerinde. Oy 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 oy. İsmail, sana bayılıyorum. Bayrama daha var. Evet, hoş geldiniz ekran başındaki değerli izleyenlerimiz de. Stüdyo konuklarımız da. Sizleri çok özledim, çok özledim. Gerçekten çok özledim. Yavaş yavaş alışıyorum. Gerçekten alkışlayan elleriniz dert görmesin. Fazla çalışma. Bu işler seni yorar. Yorar. Tamam. Ne yaptın hafta sonu? Hafta yoruldun sonu mu? Dinlendin Allah mi? Allah Allah. Öyle bir dinlendim ki. Ortağıma soruyorum. Dermişim nereden dinlemek, nereden dinlemek? Neredeydin? Yani, ne dinlemek? Ne yaptın? Konser verdim. Konser vermeye devam. Konser çalışmaya aynen, devam diyorsun. Aynen öyle. Peki, müzik. Peki bir şey soracağım. Böyle hafta içer sabah buraya gelmek seni yoruyor mu? Yo, yormuyor. Yormuyor çünkü değil mi? Sonuçta mutluluk duyuyorum. Ben de. Özlemişim karşımızdaki yani. Olan seyircilerin hiçbir zaman... Yani morali kötü ya da ne bileyim mutsuz geleni görmedim. Evet. Herkes mutlu. Allah herkes... sizleri başımıza ne için. Sizler de bizi gaza götürüyorsunuz. Evet. Efendim ben de. Yoksa sabah kalkmak çekilmiyor. Yani sabah kalkmak çok zordur. Çok zor. Hakikaten sizlerin sayesinde ayaktayım. Bunu sizlere söylüyorum. Neden? Alkış almak için söylemiyorum. Ama alkışlasanız da fena olmaz. Ben de hafta sonu Göcek'teydim. Sevgili dostum, yakın dostum Seray Sever'le beraber birazcık denize girdik. Ve orada benim için hakikaten çok önemli, en çok önem verdiğim insanlardan biriyle, Metin abiyle, sevgili Metin Akpınar'la beraberdik. O ve eşi Leyla ablayla. Sağ olsunlar bizi sofralarında ağırladılar. Onlara gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Buradan kucak dolusu sevgiler ve selamlar yolluyorum. Beni kıskandırıyorsun ama. Yani beni kıskandırıyorsun. Metin Akpınar'ı ben de çok seviyorum ya, ama daha henüz göz göze gelemedim. Belki o da seni çok seviyorum. Özellikle Leyla abla çok beğendim. Gerçekten söyledin mi? Evet. Ellerinden öperim. Çok seviyorum hakikaten. Evet, inşallah bir gün burada ağırlarız değil mi? İnşallah, inşallah. Onun çünkü sohbeti çok tatlıdır. Sohbeti bitmez yani. Sizler sen kandır onu gelsin. Tamam. Peki yakışıklı olmuş muyum bugün? Süslendik, süslendik, taktıkta küstürdük. Vallahi yeni gelinler gibi biraz evde kaldık ama olsun. Sen de çok tatlı olmuşsun. Güzel olmuşum değil mi? Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Maşallah. Yakışıklı, güzel. Peki o zaman senden bir şarkı dinlesek mi? Böyle canlı canlı fazla konuştuk. Aman. Hadi bakalım. Bir değil bu son değil. Bu yaptığın 14 değil. Hem suçlu hem güçlü, aklım başında değil. Acılar sana tatlı gelir, bu da bana zor gelir. Sen yıkıcı, ben yapıcı, ah seni gıcık şey. Bir değil bu son değil, bu yaptığın 14 değil. Hem suçlu hem güçlü, aklım başında değil. Acılar sana tatlı gelir, bu da bana zor gelir. Nedensiz kaçıyorsun, bile bile yapıyorsun. Yok sakalım batıyormuş, yok makyajın akıyormuş. Ya öptürmüyorsun. Aman rujum muju akarmış. Aman öyle böyle olmazmış. Aman inadına yaparmış. Aman 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 rujum muju akarmış. Aman dediğini yaparmış. Aman kendini beğenmiş. Aman 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 küçük şey. Aman aman aman. Aman. Seni ben buldum, tiryakin oldum. Bir kere çok mutlu olurum. O elma yanmak, şeftali dudak, vazgeçilmez inah oldum ben manyak. Salı salı sallanırmış, çarşafa dolanırmış. Perşembe perişanlık, hele cuma hiç olmazmış. Ya öptürmüyorsun. Aman rujum muju akarmış. Aman öyle böyle olmazmış. Aman inadına yaparmış. Aman 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 rujum muju akarmış. Aman dediğini yaparmış. Aman kendini beğenmiş. Aman 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 küçük şey. Aman aman
aman. Kendini beğenmiş aman. Aman aman küçük şey. Ruju mucu akarmış. Öyle böyle olmazmış. İnadına yaparmış aman aman. Aman. Ruju mucu akarmış aman. Ah dediğini yaparmış aman. Kendini beğenmiş aman. Aman aman küçük şey aman. Süpersiniz. Aysun. Çok teşekkür ediyorum. Aysun. Sizce Aysun mu daha iyi oynuyor, ben mi iyi oynuyorum? Darbuka var. Hiç bir solo yapsın abi. Tamam, bırak. Aa, bir dakika. Bakalım Aylık kim daha iyi oynayacak. Eyvah. Bir dakika İsmail. Burada bir izleyicim var. Ben ona da sormak istiyorum. Yani oynamak kızlara daha çok yakışıyor tabii ki. Sana da çok yakışıyor ama şurada böyle İsmail diye yırtıyor kendini. Evet. Merhaba abla. Abla mı? Teyze zannettim. Pardon. Bacım. Sen bana ne demek istiyorsun? Sen kendine bak kız. Evde kaldın. Yaşlandın. Ama anne bak. Abi nedir? Aynı leylek bacağı gibi burada durmuşsun. Bak sen. Hazırlıklı gelmiş. Ne hazırlığı kız? Abla dedim saygımdan yani. Ne ben oldu? Bir kere senin için gelmedim. Sen şimdi al kenara çekil bakayım. Ben İsmail için geldim. Çekilirsen yine sevinirim mi? Yani. Yine mi? Hangisi? Benim için geldin. Nereden geldin? Senin için Trabzon'dan geldim hayatım. Trabzon'dan evet. Buraya kadar benim için tabii, geldin. Tabii mi? Senin için geldim. Biz mesela öyle mi? Evet. İnşallah hadi. Biz de Trabzon'a geliriz bir gün. Boşandım da geldim yani. Bak. Bu hafta sonu mu boşandın? Bu hafta sonu. Evet daha yeni yani. Ya sen boşanmanı bekledin. Ama senin için bıraktım geldim yani. Sırf abına bırakmamak için meydana. Abi gördüğün hatun var ya. Hiç yani seni bir kere hiç konuşturmay. Sürekli dı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 
söyleyeceğim. Senin adın ne abla? Abla. Adın ne abla? Bir saniye seyircilere sorayım. Sizce kim abla burada? 11 tane doğurmuş olduğum halde. Lütfen. Bir şuna bak bir bana. Sizce kim? Ben mi öyle? Siz o. Hangisi? O. Ben. Ne oldu? İsmi ne dedin? Hadi İsmail'e soralım. Benim ismim Melahat. Melahat güzel diyenler evet. Bir el kaldırsın. Aa. Hayranlarım var. Seviyorum sizleri çok fazla. Hayranlarını sen mi getirdin birlikte? Yok ben getirmedim ama ben zaten kendimde o ışığı görüyorum. Yani adam birileri gibi orama burama bir şey yaptırıp yani buralara gelmedi. Her halimle doğalım ya. Evet tatlım. Canım benim. Çok severim aslında seni de işte ne yapayım yani İsmail'cığımı daha çok sevdiğim için şu anda. O yüzden yani evet. Neyse. Güzel. İstiyorsan hatırla alayım seni yerine istiyorsan. Ne oldu? Ha işimiz gücümüz var, konuklarımız var. Ha pardon biraz zaman harcadım. Merak dur bir rahat yürü. Dayak yemeden git. Ay, inanamıyorum ya bir kere de bir tanesi değişik bir şey söylesin. Az sonra yine alacağız seni. Kaçma hayır, diye. Hayır hiç de bile. Ne oldu? Neden? Almayalım mı? Niye az sonra alıyormuşuz bana sormadan? Yok bayağı bir az sonra. Bir saat sonra. Bir saat kadar gideriz zaten. Ne kız? Kıskandın mı? Aa mikrofonu da sen. Almış birlikte. Bekle dur orada sen. Tamam. Senden daha güzel biri geliyor şimdi. Ya, hiç zannetmiyorum ama neyse çağır bakalım. Hem çok genç, hem çok yetenekli, hem çok tatlı, çok güzel birisi geliyor. Şehnaz Özkaya bizlerle. Hoş geldin.
günaydınlar herkese. Günaydın. Siz günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz de sizin gibi çok iyiyiz. İyi. Şehnaz'ı tanıyan tanıyor. Çok başarılı bir sunucu. Şimdi ben onu çok eskiden tanıyorum. 2003 Best Model'da en güzel gülen yüz seçildi. Hakikaten de öyle ya. Çok tatlı, çok sempatik gülümsüyor. İlk mansiyon aldığımda böyle bir çok üzülmüştüm. Ama ondan sonra herkes böyle gülüşme falan bir şey söyleyince Erkan Özerman çok doğru bir şey. Gülüş güzellikten de her şeyden de daha kıymetli değil mi? Gülmek kadar güzel bir şey var mı? Gülmek de ayrıca çok yakışıyor sana. Çok teşekkür ediyorum. Herkese yakışıyor gülmek. Aynen öyle. Gülmenin yakışmadığı hiç kimse yok. Aynen öyle. Şimdi Şehnaz'ı son zamanlarda daha iyi tanıdık. Çünkü değerli sanatçımız İbrahim Tatlıses'in bizi çok güzel olayından sonra televizyon programını o sundu, o devraldı. Bu gencecik yaşında bu kadar büyük bir ismin arkasından programı devraldı. Estağfurullah. Bir zor olmadı mı? Nasıl oldu? Daha önceden diyaloğunuz nasıldı? Yakın mıydınız? Ben aslında devralmadım. Yani geçici de olsa. Yani şöyle bir şey oldu. İbrahim Bey, ben hani programda da söylemiştim. İbrahim Bey hiçbir zaman hiçbir işini yarım bırakmayı sevmez. Siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Kesinlikle öyle. Evet. Çok değerli bir sanatçı. Zaten hani Türkiye'nin imparatoru olmuş bir isim artık. Ben sadece elimden geldiğince bir şeylerin ucundan tutmaya İbrahim Bey'in, bizim oradaki tek amacımız İbrahim Tatlıses çok iyi mesajını vermekti. Hı. Çok şükürler olsun ki şu anda eskisinden çok çok daha iyi. Aynı zaten kadar güzel. Zaten siz de hani görüyorsunuz televizyonda birçok yerden haberlerini alıyoruz. Bizim amacımız orada elimizden geldiğince merak edenlere İbrahim Tatlıses'in çok daha iyi olduğunu vurgulamakta. Ağlamayın gülündü. Tabii, bir de duaların gücüyle evet, kesinlikle. Ne kadar önemli. Tabii o kadar çok seviyoruz ki bildiğimiz halde yine soruyoruz. Mesela Eyüp abiden alıyorum ben haberleri. Güzel, pozitif, olumlu haberleri aldığım zaman çok seviniyorum. Değil mi? Bildiğimiz halde yine de onu yakında görmek istiyoruz. Evet. İnşallah en kısa zamanda. İnşallah. Yani bütün herkesin, bütün Türkiye'nin temennisi. O dediğim gibi hani ben devralmadım. Peki bir diyaloğunuz var mıydı önceden? Kliplerinde falan oynamışsın evet, galiba. Evet. Yani biz İbrahim onlara da bakacağız aslında. İbrahim hatta Bey'le... klip hazırsa eğer şimdi bakalım mı? Hadi canım. Evet. Bir görelim bilmiyorum, mi? Bilmiyorum hazır mı? Görelim mi? Ben merak klip ediyorum çünkü. Hadi bakalım nasıl oynadı. Hadi bakalım bir. Sen gidince öksüz kaldım, başımı belaya saldım. Olur olmaz kapı çaldım, aşk aradım leymeşk aradım. Olur kapı çaldım, aşk aradım, meşk aradım. Ama bulamadım, bulamadım, bulamadım. Bulamadım, bulamadım. Değerli İmparator İbrahim Tatlıses'e gidiyoruz. Peki o zaman senin yerini alalım. Teşekkür ediyorum. Uzun uzun sohbet edeceğiz, bulmuşken bırakmayız. Yalnız görüyor musun? Klipte bile gülüyor. Çok tatlı. Yönetmen gülme. Yönetmen de İbrahim Tatlıses biliyorsunuz. Böyle sürekli ne yapsam, gülsem mi, ağlasam mı? Epey bir arada kalmıştık. Onları konuşacağız. İbrahim Bey'in yönetmenliğini, dillere destan yönetmenliğini. Bence bir daha öyle bir yönetmen gelmedi o sıcaklıkta. İnşallah çok yakın zamanda tekrardan üretmeye, bizimle birlikte olmaya devam eder diyorum. Dualarımız onun için hala. İnşallah, inşallah. Ama şimdi genç neslin en çok, sizlerin en çok değer verdiği, kıymet verdiği sanatçılardan. Çünkü ben araştırma yapıyorum. Gerçekten çok 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 fazla hayranı var. Bütün şarkıları gönüllere girmeye başarmış. Çok önemli, çok büyük sanatçılara da bestelerini de veren, ürettiklerini de paylaşan bir isim gelecek. Kim gelecek? Araştırdık, araştırdık, aradık. En sonunda bulduk kendisini. Eller kalksın abaya. İşte geliyor. Murat Kurşun.
kara çalı gibi girdin aramıza, kara çalı gibi girdin aramıza. Al kızını koy çuvana, al kızını koy çuvana, salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Al kızını koy çuvana, al kızını koy çuvana, salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Kara diken gibi girdin aramıza, kara diken gibi girdin aramıza. Al kızını koy çuvana, al kızını koy çuvana, salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Al kızını koy çuvana, al kızını koy çuvana, salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Kara kedi gibi girdin aramıza, kara kedi gibi girdin aramıza. Al kızını koy çuvana, al kızını koy çuvana, salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Al kızını koy çuvana, al kızını koy çuvana, salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Günaydın. Teşekkür ediyorum. Böyle nasıl? Enerjik enerjik geldi. Aa, değil mi? Evet. Nasıl baştan söyle gide derler ya. Hareketli evet. Girdik. Aynen öyle. Hareketli. Devam edeceğiz. Hep hareketli gideceğiz zaten. İnşallah. Repertuarda böyle. İnşallah ama benim hayırlı bir olsun. Tane çok sevdiğim bir şarkınız var. Sevenler gece ölür. Onu bir ara lütfen. Tamam. Onu böyle sonlara da tabii ki okuruz. Tamam, var. Çok şarkı okuyacağız değil mi? Okuyacağız. Çok şarkılar bugün okuyacağız. İstediğiniz kadar şarkı söyleyeceğiz. Evet, güzel. Yeni albümden çok güzel şarkılar bugün. Konuklar da süper bugün. Değil mi? Bugün sevgiler. Özellikle süper. Sanki bayram. Evet. Sanki bayram. İçimizde bayramımız kutlu olsun demek geliyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet, bu albüm yepyeni bir albüm. Öyle değişik bir albüm. Bu kalem var bakın burada çok. Bu ablayla beraber mi söylediniz yardımcı? Bakar mısınız? Onu şey olarak, dekor olarak kullandık onu böyle. Ama dikkat güzel çeksin. Dekor. Dikkat çeksin. Diye. Mesela benim dikkatimi çekti. Evet yani. Hani senin dikkatini acaba çeker tabii. Burada evet. Bir kız var daha güzel evet. Bir kız. Ya ondan değil, resim farklı. Evet, peki farklı bir şey söyleyeceğim. Zaten. Dev isimlerle böyle düet yapmışsınız. Cengiz Kurdoğlu'nu görüyorum Hakan ben Altun burada. Hakan Altun var, Ayhan Aşan, Davut var, Haktan var, Berdan var. Berdan var. Herkes var orada. Bedirhan abi var Gökçe, onun resim yok. Onunla güzel düetimiz var. Süper. Yani çok güzel bir albüm oldu. Hayatımın albümü oldu değil mi Şehnaz? Kesinlikle, gerçekten. Sen çok dinledin albümü. Ben çok dinledim ve çok dinlettim. Sen evet. De peki çok ağlatıyor iyi mu albüm? Ya evet, çok güzel parçalar yapmış. Özellikle Yıldız Tilbe'den aldığı evet, o Emiş parçasının var, altyapısını biz sürekli onu dinliyoruz. Evet, yani bütün albüm gerçekten çok güzel. Dinleyeceğiz zaten şarkıların. İnternet sayfasında anket yaptırdım işte hayranların hangi şarkı şimdi klip çekmek şarkıları istediğini. Şöyle o kadar şimdi radyocu arkadaşlarımla konuşuyorum. Bizim fanlarla da çok irtibata giriyorum. Ya inanılmaz herkes bir başka şarkı seçiyor. Yani evet. Albümün geneli yani slow zaten sizlere de vereceğim arabada dinlersiniz. Yok ben dinledim zaten. Tamam. Yani herkesin şu an işte Vur Gitsin Beni İbrahim abimizin okuduğu 15-20 sene önce kendisine buradan tekrardan geçmiş olsun dileklerimi ediyorum. Türkiye'de o bir imparator zaten bu bir gerçek. Her zaman ben söylüyorum. O zaman bir İbrahim Tatlıses şarkı
şarkısıyla devam edelim isterseniz. Okey. Hemen evet. Böyle sıcak sıcak. O zaman vur gitsin beni var orada. Tamam. Bu şarkıyı da kendisine de gönderelim. Canlı bütün sevenlere. Canlı da okurum, fark etmiyor. Var mı? Ses alayım, ben hemen gireyim. Vay canlı. Sor. Canlı vur gitsin. Sor. İbrahim Tatlıses. Okey. Canlı canlı. Bilenler böyle hep beraber biraz. Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, at gitsin beni. Savur küllerimi, ya gitsin. Haydi. Uzaklardan sevgisin beni, sen de uzaklardan sevgisin. Beraber söylüyoruz, ses gelsin, hadi kıza. Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin. Cefaya salar mıydın ellerin yanında? Ben senin ellerin olaydım, ben senin yüreğin olaydım, beni bu cefaya salar mıydın? Safalara dayanamam Osmanlara, yalanırsın inanamam Osmanlara. Safalara dayanamam İsmail ağa, yalanırsın inanamam. Haydi tempo kanal tür. Hala hala. Ne de güzel kaşlarım var, ne de güzel kaşlarım var. Kasık sürmek ise Osman Aga, kasık sürmek ise Osman Aga. Sabah olsun Kanal Türk'e gidelim, yarın olsun nereye? Evet, evet. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçer? Gönül bu sevdadan
geçer. Bana ettikleri yandım Allah yandım. Seviyorum diye kandırma be. Seviyorum diye. Haydi eller tempo arkadaşlar. Çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçer? Gönül bu sevdadan vaz mı geçer? Bana ettiklerim elbet evet tempo. Yandım Allah yandım, kandırma beni. Seviyorum diye kandırma beni. Seviyorum diye. Kaliberi gelin çaydan mı geçtin? Yanakların an olmuş konyak mı içtin? Aman konyak mı içtin? İçtiğimiz konyak mezemiz kaymak. Sen kimin yarısın yavrum her yanın oynar. Aman her yanın oynar. Arabaya sen bin faytona ver. Anasını sen al kızını da ver. İçtiğimiz konyak, mezemiz kaymak. Sen kimin yarısın yavrum her yanın oynar. Aman haydi eller tempo. Arabaya sen bin faytona ben. Anasını sen al kızını da. Birazcık dedim canlı canlı çok iyi yaptın bence. Çünkü sizi kırmadınız. Neden? Çünkü Murat Kurşun da geceleri program yapıyor. Evet. Sabahlara kadar böyle. Evet, sabahlara İstanbul'un, Türkiye'nin her yerinde. Evet, benim canlı performansımı gelip izleyenler bilir, dinleyenler bilir. Böyle sabahlara artık alıştık. Ama sabah sabah da iyiymiş hakikaten. Ben bir saat zaten uyudum geldim çünkü biliyorsunuz sahur vakti böyle. Yani, Allah Allah razı olsun, evet, çok teşekkür ederim. Rüya gördün mü? Rüya görmedim. Dolunay vardı dün gece, dolunay. Dolunay evet, ne kadar evet, acayipti evet. Değil mi dolunay? Ben baktım dua ettim, dilek tuttum. Yani o kadar güzel ki, Yaradan o kadar güzel yaratmış ki her şeyi. Dolunay bile insanı evet. heyecanlandırabiliyor yani. Sırf onu seyretmek bile. Allah herkesin dualarını kabul etsin. Amin cümlemiz. Güzel Ramazan amin. Ayında. Amin. Nasıl, eğleniyor muyuz sabah sabah? İyi başlıyor. Ben müzikten anlamam, müzisyen değilim ama gerçekten de Murat Kurşun'un biraz böyle okuduğum vakit inanamadım. Çok küçük yaşta müzikle tanışıyor. Evet. Bağlama, ork, ne bulursa evet, çalabiliyor. Böyle bir enstrüman çalıyorum. Evet. Çünkü yıllardır, ben yıllarca müzisyenlik yaptım yani, bateri çaldım. İlk başta darbuka ile başladım. Bateriye, sonra saz, klavye falan. Öyle söz yazdım, müzik evet. yaptım. Müzik adına yakışacak her şeyi yaptım. Elimden geldiği kadar bu aralar fırsat bulup beste yapamıyorum tabii ki. Böyle sanatçı dostlarıma veremiyorum son bir senedir. Yoğun. Ama evet yoğunluktan dolayı. Besteleri verdiği isimler çok büyük isimler. Seda evet. Sayan, Cengiz Kurdoğlu, ondan sonra Ceylan. Ayhan Aşan, birçok sanatçı arkadaşımda güzel şarkılarım var. Bir de bu sevenler geceleri var. Bir de hiç buraya kadar yani ben keşke bu besteyi vermeseydim ben okusaydım dedin mi? Yok ya öyle hiç şey yapmadım. Ya bütün şarkılar aslında değil mi insan biliyorsun seviyorum. Evet bütün şarkılar şimdi ilk benim şarkılarımı okuyanlardan kaça kaça tanesi... gittiniz oralara ya ne oluyor? Benden mi kaçıyorlar evet. ne sevgili abim Türkiye'de en çok sevdiğim sanatçı abilerimden bir tanesidir. Onu çok seviyorum. Sevgili Cengiz Kurtoğlu abim siz de seversiniz. Biz ilk programımızda bize şeref verdiniz. İlk programımızda yalnız bırakmamıştık. Evet, ellerinden öpüyorum kendisini. O her zaman bize destek verdi.
destek çıktı, sahip çıktı. Ona sonsuz teşekkür ederim. Çünkü ilk böyle isim bir insan şarkını okuduğu zaman çok heyecanlanırsın, evet, İsmail'cim. Çünkü diyorsun ki Türkiye dinleyecek bu şarkıları. O yüzden benim için gurur verici bir şey. Keşke şu an hep vaktim olsa oturup böyle sevgili Yıldız gibi böyle güzel şarkılar yazıp yapmak. Ona çok felaket ilham peki, geliyor. Yıldız Tilbe'nin de size verdiği, evet, bir besti var. Onu da dinleyeceğiz birazdan. Tamam, tamam, İsterseniz şimdi dinleyelim. İsterseniz Şemnaz'ın yanına geçelim. Fark nasıl etmez, uygun nasıl görürseniz. Bir gelin artık ya. Bir gelelim hadi. Hayır. Bayanları fazla bekletmek olmaz yani, değil mi? Gelelim. Bir gelelim. Şimdi aramıza biri daha mı katılacak? Aramıza biri daha katılacak ama... Ama sonra. Ama sonra. Biraz daha meraklandıralım. Bugün çünkü gerçekten değerli izleyenler, bugün sizleri şaşırtmayı planladık. Hem de iki kere... İki ünlü sanatçıyla, bir tanesi dünyaca ünlü illüzyonistimiz Doruk Ülgen, biliyorsunuz ödüllü ve hakikaten dünya çapında bir illüzyonist. Artık o başka bir şey, başka bir alemlerde. Onu göreceğiz hep beraber, yakından izleme fırsatımız olacak ve ekran başındakiler de bir kere daha olsun izleyecekler onu. İkincisi de bir davranış bilimi uzmanımız gelecek efendim. O da çok inanılmaz gösterilerde bulunacak. Hakikaten böyle acil kalacağız. Kunter Kurt gelecek bizimle birlikte olacak. Birazdan şimdi sohbetimize, tatlı sohbetimize devam edelim istiyoruz. Evet. Şey nasıl, ben bir şey soracağım. Şimdi hani gülmeyi seversin. Tabii evet, gülmek çok güzeldir. Öyle gülmek yapacağım, sağlıklıdır. Bir evet, şöyle dön istersen. Döndüm. Ya da otur. Ya oturmayacağım. Ya kapatıyorsun bizi. Hayır, ya ben İsmail'le nasıl, ne olacak bu? Rejiden de bana diyorlar ki kapatıyor kapatıyor bak. Hem beni hem onu kapatıyorsun. Sen bana bakma, hem de kendini arkanı dönmüş ediyorsun. Ben... Söylemesi ayıptır ben... ya. Abi İsmail'e karışma. İstedi onu yapsın, istediği bak, gibi otursun. Tamam böyle dursun o zaman. Aysun benim önümü kestiği zaman ben ne yapıyorum? Benim sonuma değil, geçiyorum, benim görünüyorum öyle değil mi? Atacağım bir adım. Ben çok kere izledim. Tamam, ben her zaman yani doğrusunu yapmış. Nereye adım atayım? Sen demek ki gibi konuşmaya devam et. Niye gönlümüz geniş? Hani gönlümüz genişti? Gönlümüz geniş değil mi? Değil mi? Ne bileyim ben ya. Aysun neden bu kadar eziyorsunuz ya? Aysun neden bu kadar eziliyorsun ya? Bilmiyorum. Sen böyle değildin. Bilmiyorum. Olmaz. Hadi dur bakın. Yapacağımız şu. Ay yok canım, ben size bir şey söyleyeyim. Teşekkür ederim. Ha yani evet. Yok, bence yok, daha mantıklı olur yani bir şey nasıl, dememen. Güzel gülüyor. Çünkü mu o güzel gülen yüzün biraz sonra ağlayabilir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Gülmek güzeldir. Evet. Çok sağlıklıdır. Güzel. Kesinlikle evet, öyle. Çok güzeldir. Her gün böyle bir kahkaha atmak gerekiyormuş. Evet. Ben somurtanlara peki, sevmiyorum. Peki moralin bozuk abi olduğu anda işte gülmek zorunda kaldığın anlar oldu mu? Çok. Çok oldu canım. Olmaz olur mu? Bizim işi tabii yapıyorsunuz değil mi? Evet. Moralin bozuk, program yapıyorsun, yayının var, bir şey var ama gülmek zorundasın. Evet, fakat şu anda gülmek zorunda değilsin değil mi? İçinin geldiği için. Yok, şu an zorunluluktan değil. Bizi kandırmıyorsun hayır, değil mi? Hayır, kesinlikle. Kesinlikle şu an her şey doğal, her şey natürel. İçimiz gülüyor zaten. Ben çok neşeliyim, ben çok mutluyum. Maşallah. Şehnaz'la ilgili bir şey daha paylaşmak istiyorum sizinle. Umre ziyaretinde bulunmuş. Evet. Çok da dikkat çekmiş ama sen bunu çok güzel böyle handle et, yani çok güzel ayarlamışsın, hiç böyle insanların gözüne sokmadan çok tatlı tatlı. Evet ya, o şöyle oldu, benim hiç aklımda yoktu. Ben de hep duyduğum bildiğim kadarıyla hani insanları çağırır derler ya, hı hı, demek ki sırasıymış, gittim yani. Bir aslında bir iş geldi bana oradan, Suudi Arabistan'dan, hı hı, bir iş geldi. Normal şartlarda belki gitmeyebilirdim ama Umre ziyareti yapılacağını söylediklerinde kabul ettim. Çok ay, keyifliydi. Yani çok farklı bir atmosfer. İnsanın iç huzurunun her şeyi unutuyorsun. Aysun çok ciddi söylüyorum. İnşallah gitmek isteyen herkese Allah nasip kısmet eder inşallah. Ay. Çünkü gerçekten insanın çok farklı huzur bulduğu bir yer. Yani ben çok eleştiriler de duydum kendim adına. İşte, hiç duyma. Ama onları işte duymamazlıktan geldim. Aynen öyle yaptım. Evet. Umre de insana böyle bir güç kazandırıyor değil mi? Kesinlikle. Yani inan diyorum ya, oraya gidip de o atmosferi yaşadığında, o havayı soluduğunda. Ben mesela orada kaldığım süre boyunca her şeyi unuttum. Evet, hiçbir doğrudur şey yoktu. Allah kabul etsin. Amin inşallah. Günlerin başına darılsın. Sen de her zaman Allah nasip etsin. İnşallah. Böyle güzellik, bununla ilgili biraz daha şey, güzel şeyler anlatabilirsin. Yani çünkü hakikaten yaptığın şey çok güzel. Yani güzellikleri. Gerçekten çok güzel. Hani bunu çok fazla dillendirmek de... Çok fazla istemiyorum çünkü bu sefer sen de çok iyi biliyorsun. Genelde bize hep bir saldırı vardır. Evet. Bunu reklam malzemesi olarak mı kullanıyorsun? Ben zaten söylüyorum. Bana Suudi Arabistan'dan bir iş geldi. Normal şartlarda bilmiyorum kabul eder miydim. Ama Umre ziyareti yapılacağı söyledikleri için ben bu işi kabul, hı-hı, ettim. Ve Umre ziyareti elimden geldiğince şartlarına uygun. Şartlarına uygun bir şekilde yapmaya ya, çalıştım. Yani. Bunun manevi güzellikleri de var tabii ki. Allah bize de yani nasip etsin ya. Değil mi? Evet. İnşallah. Ya manevi güzelliklerini saymakla bitmez zaten. Evet. Yani
en başta ben uzun bir süre mesela hala da öyle oluyor. Yani kendimi frenlemeye çok çalıştım. Hı-hı. Mesela böyle trafikte gidersen sinirleniyorsun ya. Hı-hı. Artık kendime de şey artık o espri konusu olmuyor. Yani Şeynaz sinirlenme, ümre yapmış insansın sen ya. Sakin ol kendine gel. Ama İnsanlara öyle işte bir şey yapma. Yani güzel bir şey yani çok güzel. Murat'ı da göndereceğiz inşallah. Allah kimseyi böyle güzelliklerden uzak tutmasın. Amin değil mi? İnşallah. Yani nasip etsin. Mesela dünyada çünkü çirkinlikler de oluyor. Mesela örneğin birisi gidiyor bir arabada bir şey alıyor çalıyor. Mesela senin başına gelmiş böyle bir şey. Evet. Değil mi? Geçen evet. Çünkü hani çünkü sen mesela güzel bir başarı yakaladın. Geçen sevgili Mehmet Ali Erbil'in programına giriyordu. Sevgili şu an araba garantide değil mi? Evet. Bizim programda da arabaya girmesinler. Ondan sonra yok benim yardımcı da var. Yani iki sevgili kuzenim var yanımda. Tam benzin istasyonunun içinde oldu. Evet. Hemen camı patlatıp içinden çantamı aldılar. İçinde bütün evraklarım vardı, her şeyim vardı. Gözlerin önünde mi oldu? Tabii ki benzin istasyonunun içinde oldu zaten. Milletin gözü dönmüş ya. Kameralar yani, falan. Yani mi? Şöyle minibüsü getirip tam arabanın önünde durdurmuş. Hı-hı. Hani gözükmesin diye. Arabada tam ya benzin istasyonunun içinde zaten gözüküyor oradan. Bu vesile evet. Kameralardan gözüküyor. Şu an daha yakalanmadı herhalde. Çantamızın ya, en zor şeyi yakaladın sen. En zor şeyi yakaladın sen. Mesela Murat büyük, çantanı bulduk. Büyük bir başarı yakaladı Murat Kurşun. Ama bir şey yakalayamadı. O da o hırsızı yakalayamamış. Evet, hırsızı. Ama çantayı biz yakaladık. Murat. Ne o? Arabanda çalınan. Gösterir misin lütfen? Bu ne ya? Nereden yok, geldi bu? Yok yok evet. O muhtemelen. Ama, bizim, ama bir şey söyleyeyim olabilir. Bizim çantamız da böyleydi biliyor musun? Ya ben de dedim acaba arabanda çalınan eşyaları mı geçirdim? İçinde para var zannetti zaten. Bu illüzyonistimizin çantası efendim. Biz burada böyle bir şeylik yaptık. Şımarıklık evet. Yapalım dedi. Gizlemişti ekibi. Şimdi hani hazır ekibi hırsızlıktan gol. Bahsetmişken evet. Diyelim ki senin yakın bir arkadaşın ya kanunsuz bir iş yaptı. Arar mısın polisi? Çok zor bir soru. O soruyu sonra alacağız seninle. Çok zor bir soru sordun. Reklamlardan sonra. Ha, evet. Tam da Ramazan günü bağışlama ayında yakın arkadaşım. Ya ben benim cep telefonumu çalan hırsızı bağışlamıştım. Olsun deyip aman hani deyip kapansın. Aslında yapmamak da gerekiyor. Şey. Ya yapmasınlar evet, bence zaten gerekiyor. Cezalarını da alsınlar çünkü. Başkasının canını yakalayın. Çünkü evet mi? Yani hadi ben tamam bir şey demiyorum. Hani biz evraklar para sorun değil yine ama insanlar 3-5 kuruşa çalışıyor. Pazara peşine düşüyor işte hırsızlık yapayım diye. Evet. Çarşıya çıkıyor adamın maaşını evet. Almış. Aynen. Bir ay boyunca beklemiş 500-600 milyon alacak gidiyor adamın tabii. Parasını çalıyor. Onların yeni bence cehennem yani onlar insan tabii, değil yani. Yemek. Evet. Ne güzel konuştun. Doğru söylüyorum aynen. Yani. Bir de şarkımı söylesen acaba söyleyeyim. Konuştuğun gibi. O zaman Emi'yi okuyacaksın ya lütfen. Emi okuyacağım. Lafım olur ne demek okuyayım. Tamam. Onu da okuyayım. Ben bekliyorum hareketli mi? Yürük şarkı. Güzel tamam, şarkı. Tamam güzel. Evet. Deliler gibi sevdiğimi boynumu vursunlar. Tek bir yalan sözüm varsa ipe götürsünler. Dürüst değilsem sevdamda ölüm bizi ayırana kadar senin canım senin bu yürek. İstersen gel canımı da al, lafımı olur ne demek. Ölüm bizi ayırana kadar, senin canım, senin bu yürek. İstersen gel canımı da al, lafımı olur ne demek. Lafımı olur ne demek.
yanındayım inan ki. Varlığında yokluğunda dokun bak kalbime. İsmini anıyor her atışında hasretinin tadını. Yaşatmasın Tanrım bana bir değil bin ömür. Feda olsun aşkım sana. Ölüm bizi ayırana kadar senin canım, senin bu yürek. İstersen gel canımı da al, lafımı olur ne demek. Ayırana kadar senin canım, senin bu yürek. İstersen gel canımı da al, lafımı olur ne demek. Lafımı olur ne demek. Lafımı olur. Evet, benim özel şarkılarım var. Hiçbir kötü şarkın yok senin. Sağ olasın. Bu albüm, inan ki bu albümde çok inanılmaz güzel şarkılar. Sevgili Haktan'la yaptığımız çok güzel bir düet de var. O da çok seviliyor şu an. Hangi şarkıya klip çekeceğimi artık şaşırdım, yemin ediyorum. İşte bunun da dezavantajı o. Bütün şarkılar güzel olduğu zaman böyle problem yaşıyorsun. Aynen öyle işte. Valla onu yaşıyorum şu an. Evet, bakalım evet. Şimdi. İsmail'in de bütün şarkıları çok güzel olduğu için hiç karar veremeyiz. Bekliyoruz bakalım hangi şarkı. Sevgili İsmail zaten yüreğimizde, biz onu çok seviyoruz. Müziğiyle, tarzıyla, kişiliğiyle. Zaten siz sevmezseniz burada olmazsınız zaten. Akşam. Teşekkür ederim. Melahat izin verirse sevgili Murat Koşun'dan bir şarkı daha istiyoruz. Tabii tabii, fena değil şarkıları. O zaman yani albümden Mardin Kapısından Atlayamadım. Çok güzel bir şarkı, hareketli. Bir hala çekelim. Süper. Var.
Teşekkür ederim. Havada da çektik. Evet. Da çektik ama. Bunu da böyle farklı bir versiyonda yaptık. Evet, çok teşekkür ederim zaten. Ekran başında mutsuz insanlar da varsa en azından bir işe gönderdiğine inanıyorum. Evet. Mardinlisin değil mi? Mardinliyim. Evet, Mardinliyim. Mardin'i de çok seviyorum. Mardin'e de selamlar. Tüm hemşehrilerini de seviyorum. Türkiye'nin her yerini seviyorum. Valla. Evet. Biz Mardin'i, ben bunu ilk başta söyleyeyim, her zaman da söylüyorum. Biz Mardinli olarak bizim memlekette Arabı var, Kürdü var, Süryanisi, Ermenisi. Bütün dinlerin ve dillerin buluştuğu bir memleket. Bizim Mardin'imizde hiçbir zaman hiç kimse ayrım yapmadı. Bu budur, bu değildir. O yüzden hep kendi memleketimle gurur duyuyorum. Orada yaşayan bütün insanlarla gurur duyuyorum. Çünkü hiç bugüne kadar bir tane bile silah patlamadı Mardin'de, merkezlerde. Kesinlikle hiç öyle bir şey olmadı. O yüzden buradan Mardin'e Mardin'e selam. Bize özlüyoruz. İnşallah yakında biz de orada oluruz. Çünkü bizim de birçok hayranlarımız var orada. Mardin arkadaşlar. Getireyim ki bir gün. Seviyorum. Hep beraber gidelim. Evet, bir gün gidelim oraya. Evet, bir inşallah. Bir gün gidelim ama evet. Şimdi de biri gelsin bize. Gelsin. Bizim dünya çapında bir illüzyonistimiz var. Hem de ödüllü. Gerçekten tam bir sahne insanı. Hepimizi büyüleyecek birazdan. Kim geliyor biliyor musunuz? Doğru Ülgen! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldin. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Süper. Bugün hani neler yapacaksın diye sormuyoruz. Çünkü yaptığın şeyler anlatılmaz, gösterilir. Teşekkür ederim. Çok merak ediyorum. Bu kadar böyle iddialı konuştuk ama ben çok şirin bir şey göstermek istiyorum size. Hiç iddialı bir şey değil. Kırmızı sünger bir top. Evet. Ama çok şirin. Ve özelliği de şu. Eğer topu avucunuza koyarsanız kayboluyor. Ardından cebinizden tekrar meydana geliyor. Şimdi aynı şeyi yavaşça yapacağım. Sadece yakalayın diye. Çünkü hep böyle sihirbazları yakalamak isterler ya öbür elinde falan diye. Evet, evet, evet. Hep böyle bir şey. Şimdi yavaşça yapacağım, sadece yakalayın diye. Sihirbaz kırmızı topu avucuna koyar. Hangi avucunda şu anda? Burada diyenler? Burada diyenler? Teşekkür ederim. Bir kişi sihirbazı seviyor, sağ olun. Ama size yardımcı olayım, top bu elimde. Hangi ara değiştirdin? İnanmıyorsunuz bana. Yani herkes hala bu elimde diyor. Peki, o zaman şöyle göstereyim ben size. Bu elimde bir top var ama kırmızı değil. Bu elimde kırmızı bir şey var ama top değil. Kırmızı top her zaman sihirbazın cebinin içindedir. Süperdi, sonunda beni susturacak bir şey bulundu. Gel, hayli kalıyorum. Peki, o zaman size gene sihirbazların hiç vazgeçilmeyen bir aleti diyeyim. Bir ip göstereceğim. Yalnız bu ip dünya üzerindeki gördüğünüz tüm iplere benziyor. Ama bir iple neler yapabileceğimizi görünce çok şaşıracaksınız diye tahmin ediyorum. Şöyle ki, her ip gibi bu ipin de iki ucu ve bir ortası var. Ama soru şu, eğer üç ip olsaydı kaç ucu olurdu? Altı, telepati güçlerim altı, şu anda yeter. Onlar da cevap versin. Kaç olurdu söyleyin. Altı. Altı, süper. Peki beş ip olsaydı? On. Peki asıl soru şu. Bir buçuk ip olsaydı kaç ucu olurdu? Aynı. İki, dört. Değişmez. Uçları değişmez. Bir buçuk ip olsaydı matematiksel değişmez. Olarak üç olurdu aslında ama tabii. Olmaz. Ama bir buçuk ip diye bir şey yok çünkü o yüzden. Yani mesele şu. Eğer burada bir uç varsa burada iki uç olamaz. Garip olan şey bu. Ha ola ki üç uç olduysa bu demektir ki istediğiniz zaman dört uç da olabilir. Ama tabii şimdi bu çok saçma bir görüntü. Değil mi? Yani dört uç bir orta. Eğer ki mesela iki uç burada, iki uç aşağıda olsaydı iki ip gibi gözükürdü. Mesela eğer şöyle olsaydı iki burada, iki burada bu iki ip olurdu. Gerçekten de iki ip olurdu. O zaman bu iplerin birinin adına bu ip, diğerinin adına şu ip diyelim. Bu ve şu ipe düğüm atacağız. Önce bu ipten bu halkayı, sonra şu ipten de şu halkayı yapacağız. Ve... Ay başım döndü. Öyle bir yetkim vardır. Neticede şu anda iki tane halka bu ipten ve şu ipten. Ama asıl mesele şu, eğer bunları bir araya getirip bu hareketi yaparsanız, bu elime de şaklatamıyorum ya. Siz böyle
Bu hareketi yaparsanız eğer elinizde bir tane kocaman halka ama oluyor. Ama yapma bunu. Baksın. Şimdi ben bunu nasıl yapacağımı da öğreteceğim bu arada. Nasıl yaptığımı daha doğrusu. Bunu yapmanın yolu şu. Önce bir ipe düğüm atmayı bilmeniz gerekiyor. Eğer ki düğümü atabiliyorsanız sonra sihirli bir şekilde kaybedebilmeniz gerekiyor. Bunu bilmediğiniz için öğretmiyorum. Yoksa öğretecektim. Bunu bilmediğiniz için. Ya iyi ki yani, iyi ki öğretmedin. Peki en son biz nerede kalmıştık? Bundan önce ne vardı? Top vardı, ip vardı. Bayağı tehlikeli gidiyoruz tek aslında. Tek başıma yapıyorum değil mi bu işi? Ya bu yaptıklarının arkasından müzik ister misin? Yapalım. Olur olur, fark etmez. Klavye, piyano sesi. Neticede en son bir halka vardı. Büyük bir halka. Yani şöyle, şurada kalmıştık. Buradan devam edelim. Hakikaten bu işin nasıl olduğunu göstereceğim. Şöyle ki, öncelikle ipin yerlerini, uçlarının yerlerini değiştirmeyi bilmeniz gerekiyor. Şöyle, çok romantik oldu müzik. Şöyle ki, düğümlerden birini buradan alıp diğer tarafa atabilmeyi başarmanız gerekiyor. Aynı şeyi diğer uçla da yapıyorsunuz. Ve bu tarafa geçiyor. Buradaki ıslık çok önemliydi. Bu noktada iki uçlu ve bir ortalı ipiniz kalıyor tekrar. Ama ben bunu bir kere de yavaş çekimde göstereceğim. Ola ki yakalayamamışsınızdır diye. Şöyle ki ipin uçlarına bir düğüm atacaksınız. Sen niye gösteriyorsun? İşi bırakmayı mı düşünüyorsun? Göstermiyorum ki. Yani. Göstereceğim deyip göstermiyorum. Ben görüyorum buradan. Şöyle ki ipe bir düğüm atmanız ve o düğümü oradan oraya geçirmeniz ve ardından bu tarafa kaydırmanız ve bu noktada da bu düğümü açarak, bunu yavaş çekimde yapacaktım ama hızlı düştü. Bu biraz uzay hızıyla oluyor yani. Evet. Ha? Açarsanız eğer gene en baştaki gibi karma karışık olsa da bir iple baş başa kalacaksınız. Asıl mesele şu, asıl mesele şu. Hep öğreteceğim diyorum, öğretmiyorum. Gerçekten göstereyim size. Kafanız karışmasın diye şu uçları cebime koyacağım. Çünkü uçlar kafa karıştırıyor, biliyorum. Eğer ipin uçları olmazsa, bu bir ipe, herhangi bir ipe uçları olmadan düğüm atamazsınız. Yani bunu yapamazsınız. Ola ki bunu yaptınız, o zaman bu düğümü çözemezsiniz. Hani ama ola ki çözdünüz, yani eğer olursa böyle bir şey, o zaman... Anne senin ağzın başka söylüyor, elin başka yapıyor. Sen kimi kandırıyorsun? Bak illüzyonistlere soralım bir kere. Herkesi. Sen kimi kandırıyorsun? Herkesi. Ama eğer ki ipi çözerseniz, bu demektir ki ipin uçları artık yoktur. Yani elinizde uçları olmayan bir orta kalır. Desem de buna da inanmayın. Çünkü uçlar hiçbir zaman kaybolmaz. Belki ortadan çıkarlar. Bravo! Güzel. Beni de haftaya kafadan koparacak mısın? İnşallah, inşallah. İsmail'in hayranlarının en büyük arzusu. Neticede bu kısa ipi, uzun ipini, daha doğrusu uçları ortanın üzerine koyarsanız bu gerçek bir ip gibi gözüküyor. Ama eğer Aysun bu ipi üflerse... Tükürüklü mü tükürüksüz? Tükürüklü olsun. Üflerse eğer bu ip artık gerçek bir ip haline gelir. Oh be! Bu kadar ip yeter herhalde. Atlayabiliriz artık onunla. Şimdi çantanız beyefendiciğim. Çanta. Vesiyetimi alayım. O zaman şöyle bir şey deneyim. Teşekkür ederim. Bir tatile gitmeyi hayal edeceğiz hep beraber. Sizden rica edeceğim. Seyircilerimizden birini seçer misiniz? Bir de mikrofon verelim ona. Melahat olur mu bizden? Fark etmez. Herhangi biri oturduğu yerden. Gel bu kıyamı unutma bak. Sonra oturduğu yerden olur. Ha, üç kişiyi kullanacağız çünkü. Sen sahneye çıksaydım yani ne bileyim. Tamam. Otur Melahat otur. Tamam. Dur bir rahat. Tamam durdum. Tamam. Şöyle bir şey yapacağız. Önce şu sevgili arkadaşımın bana yaptığı ahşap aparatı göstereyim. Üç tane boş slotu var. Evet. Bir de bir, iki, üç diye üç tane daha boş slotu var. Evet. Şimdi bunları dolduracağız. Buralara ben yazacağım üst kısma. Alt kısımlara da sizin söylediklerinizi yazacağım. Kendi düşündüklerimi siyahla, sizin söylediklerinizi kırmızıyla yazacağım. Okay. Cebimden de siyah çıktı, çok şanslıyım. Neden? Orada bir hile mi var kırmızı siyah falan? Yok, kırmızı siyah. Ayrılsın diye. Neden? Yok. Tamam. Bir hile mi var? Şöyle bir şey rica edeceğim sizden. Şimdi bir tatile gidiyoruz. Evet, çok mutluyum. Bu tatilin üç tane özelliğini hayal edeceğiz. Bu tatili kaç paraya mal oldu bize, kimle gittik, nereye gittik, herhangi bir özelliği olabilir. Bu özelliği de siz seçin istiyorum. Tamam. Önce neyi hayal edelim? Ne olduğunu söylemeyin de sadece hangi detay? İsmail. Efendim?
Efendim? İsmail detayı var içinde. Evet. İsmail detayı olsun kesin. Evet. Peki. O zaman İsmail'le gidiyoruz. Evet. Nasıl buldun? Bir dakika. Önce benim tahmin yazmam lazımdı. Tamam. Yanlış oldu. Önce ben tahmin yazacağım bir saniye. Tamam. Kimse yeri tahmin edin o zaman. Maalesef İsmail olmadı. Yeri tahmin edin. Yeni bir tahmin. Tamam. Hop hop hop. Tamam. Şimdi başka bir detay söylemenizi rica edeceğim. Fındık bahçesi. Fındık bahçesi. Evet. Neredeki fındık bahçesi? Trabzon. Biz tatile genelde köye çıkıyoruz da yani o yüzden. Peki o zaman Trabzon yazıyorum. Evet. Şimdi mikrofonu başka birine vermenizi rica edeceğim. Tabii. Neyse. Trab ve zon olarak ayrı ayrı yazdım. Trabzon. Tamam. Sizden başka bir detay düşünmenizi isteyeceğim. Siz düşünmeden önce ben buraya gene bir şey yazacağım. Neyle ilgili? İstediğiniz herhangi bir şeyin detayı olabilir. Kapadı, yazdı kapadı. Evet. İkiyi. Neyin detayını düşünmek istediniz? Kaç para olduğu olabilir tatilin bize veya neyle gittiğimiz olabilir, gemiyle, dinozorla, atla. Gemiyle. Gemiyle gittiğimiz. Ben etkilemiş gibi olmayayım ama size. Peki tamam. O zaman gemiyle gittik. Bunu yazıyoruz. Ben şimdi bir tahminde daha bulunacağım. Bir kişiye daha mikrofonu vermenizi istiyorum. Şu abla var kafasında gözlük olan abla, ona verelim. O ilgiyle izliyor. Sarışın ablamıza. Hemen bir detay alalım sizden. Havuz var mı, deniz var mı, yemekler beleş mi? Havuz var mı? Havuz. Havuz dedi. Havuz. Yok bir saniye ben daha yazmadım çünkü. Değiştiriyoruz, başka bir şey söyleyeceğiz şimdi. Şimdi o tahmin edecek sizin söylediğinizi. Tahminini yazdı. Okey. Evet. Şimdi bir detay daha rica edeceğiz. Kimden rica ediyoruz? Gözlüklü ablamızdan. Sarışın gözlüklü ablamızdan. Kadın mı olması gerekiyor? Erkek de olamaz mı? Yok olur olur. Tamam. Tarihi bölgesi olma. Tarihi bölge olması. Tarihi bölge olmasın. Fark etmez. İstediğiniz yer olabilir. Ay verdiği detay o. Tarihi bölge. Olsun. O nasıl bir detay? Tamam ben çok dağıldım. Aklım başka bir yok şey başka bir detay olması lazım. Yeri kullandık. Neyle gideceğimizi kullandık. Ha. Kimle gideceğimiz olabilir. Fiyat olabilir. Bilmiyorum fiyat, başka bir şey gelmiyor. Fiyat olsun. Fiyatı. Efendim? Fiyatı. Tamam nedir fiyatı? 1.000 lira. 1.000 lira. Evet. 1.000 lira iyidir ya. Çok sabit bir rakam. Biraz daha küsurat koymak ister misin? Ya, 1.350. Zorlaştı diyor yani. Etkilemiş gibi olmayayım. 1.377. Peki 1.377. Evet. Tamam. Hop. Av siyahla yazdık. Pardon. Peçete. Okey. Güzel. Çok zorlandım. Kırmızıları yani sizin söylediklerinizi gayet açık ve net bir güzel. Bir neticede 3 tane tahminde bulunduk. Trabzon, gemi ve 1.377. Tahminlerimi tek tek göstermek istiyorum size. Ben de bazı tahminlerde bulundum. Bu arada hiçbirinizi tanımıyordum değil mi? Herhangi bir anlaşma yapılmadı sizle bunları söyleyin falan diye. Bunları söylerseniz $1 milyon vereceğiz size falan. Hiç böyle bir şey söylenmedi değil mi? Güzel. Ben yalnız programın başında göründüm biraz sahnede bilmiyorum tanımış olabilirsin. Oradan belli olur diye. Evet evet. Yok on senle de anlaşmadık. Tamam. Şöyle ki ilk tahminim 1.377 idi. Ve 1.377 dedik. İkinci tahminim sizinki gemiydi. Benimki de çok çirkin olsa da geminin resmiydi. Ve birinci tahminimi göstermeyeceğim. Ha, sonra. O kadar. Nasıl bildin peki? Bir dakika şimdi onun 1.377 demeden önce sen oraya 1.377 yazmış oldun gözümüzün önünde evet, siyah kalemle. Evet. Yok yok onda bir şey vardır. Vardır illaki. İyi de. O zaman orada bir şey varsa şurada bir şey var mıdır diye bakıyorum. Evet bir şey varmış. Şu. Şöyle ki jokerler iskambil kartları. Ben çok seviyorum iskambil kartlarını. İnsanlar nedense hep dışlıyorlar. Jokerleri hiç kullanmazlar oyunlarda. Ben çok severim. Jokerlerin bir yeteneği vardır aslında. Örneğin ben bugün yanımda 1-2-2 desteden 4 tane joker getirdim. Özellikleri şu. Çok dikkatli izlerseniz eğer jokerleri salladığınızda jokerlerden bir tanesinin ters döndüğünü göreceksiniz. Aynı şeyi tekrar yaptığımda jokerlerden birinin daha ters döndüğünü göreceksiniz. Aslında yaptığım şey çok basit. Jokerlerden birini aynen böyle çeviriyorum. Ama çok hızlı yapıyorum. O yüzden görmüyorsunuz. Örneğin dördüncüyü de çevirdim ama görmediniz. Ve işin en ilginç kısmı bunlar aslında... Sinek.
4 tane joker değil. Nasıl ya? Öyle işte. Başka ne çıkacak o çantada? Daha başka mı? Başka ne çıkar? Vallahi bu kadar planlamıştım. Başka sihirbazlık kitabı çıkar. Size yaşasın. Size getirmiştim. Çok özür dilerim. O kitaptan sana da öğrenin yapın. İnşallah. Onun için de hemen yapabileceğiniz bir şey var mı diye düşündüm de yok herhalde. Çok özür diliyorum. Buyurun. Hokkabaz Bey. Hokkabaz Bey sihirbazdı. Sihirbaz. Çok özür diliyorum. Sizi kırıyorsam çok özür diliyorum. Bilerek yaptığım bir şey değil. Lütfen. O kitapta acaba bir adamı kaybetme, yani birini kaybetme gibi bir şey olabilir mi yani? Onlar en önemli numaralar ama daha gelişmiş numaralar. Tamam. Kim kaybettireceğim? Yok yani o kendini biliyor. Yani söylememe gerek yok. Öyle sarışın uzun boylu fıstık gibi mi? Yok, daha çok funduğa benziyor. Burada gönderme var galiba. Şöyle bir şey yapalım Aysun, şeyini alabilir miyim, yüzüğünü? Hangisi? Kıymetli olanı mı, kıymetli olanı? En pahalısı hangisiyse onu alayım. En pahalısından bu Aysun. Bakayım. Çok güzel. Verdim, yapma. Bitti. Bir daha görsen hatırlarsın herhalde bu yüzüğü. Tabii yani. Ama bu bir daha göreceğin anlamına gelmiyor tabii. Olabilir. Şöyle ki, bu yüzükle ilginç bir şey yapacağız. Bu yüzük avcumun içinde duracak. Ve ben Aysun'a bunun karşılığında emanet olarak bir kutu vereceğim. Harbiden en pahalısını verdim ha. Tamam. En sevdiğim. Şöyle ki, yüzüğe dikkatli bakarsınız. Yüzüğün artık bir anahtar olduğunu göreceksiniz. Bu anahtar sence nerenin anahtarı Aysun? Hayır, kalbimin. Tabii ki oranın anahtarı. Aç aç. Onun içinde bir sürpriz olsa gerek. Şöyle yavaşça açayım. Verin kitabımı, kitabım. Açayım mı? Açınız. Ah, çok teşekkür ederim. Nasıl oldu? Bundan orada başka başka gitsek seyirci değil. Seyirci görmezse alkışlamaz. Çıktı yani. Ben çok heyecanlandım. Peki gitsek bir mücevher dükkanının önüne bu numarayı yapabilir miyiz? Ben seçsem dışarıdan. O zaman yasal bir suç haline gelir. Ha, nasıl oluyor ya? Şaka gibi ya. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bak hangi parmağıma takacağımı bile şaşırdım. Zaten bir türlü bir yüzük takamadım ki parmaklarıma. 30 yaşıma geldim, bir tane almışım. O yüzüğün onun için olmasın zaten yani, çok bir kere. Bir de elinden anahtarı nasıl geldi yani? İşte. Sizin o yüzük buraya nasıl girer ya? Bunların hepsi burada yazıyor peki, mu? Tamam. Sizin o yüzük buraya nasıl girer ya? Giriyor. Sır versem tutar mısınız? Tutarız. İyi sır tutarsınız. Tutarız. Yani. Ben de çok iyi sır tutarım. Budur. Bugün şamar oğlanına döndüm. Peki. Var mı başka daha neleri var? Yok, tamam, madem seyirci çok mutlu ben de hadi bir şey düşüneyim hemen. Sihirbazda malzeme tükenmez. Hemen uydurayım. Bu sefer şey Nazlı'ya yapamam. İçine iyice baksaydım belki başka tamam. Birer tane daha çıkardı belki. İçine. Başka yüzük var mı o kutunun içinde? Yüzük var mı? Bakalım deneyelim. Vallahi bir şey uyduramadım. Hadi bir tane daha, bir tane tamam, daha. Tamam, okey. Şöyle bir şey uydurmayı sonra şarkı niyetlendim. Sanırım uydurabileceğim ve Rabbim evet çok uydurukçuyum ve uydurdum. Şu anda ürettim bunu. Canlı yayında gösteri ürettim. Şöyle ki, bir iskambil destesi. Naz gel. Tamam. Ay, mikrofonum ve ben. Farklı kartlar. Hani sihirbazlara güven olmuyor. O yüzden göstermem gerekiyor. Estağfurullah. Hep böyle bir hile bekliyorlar sihirbazlardan. Nedense. Şöyle ki bir kart seçmenizi rica edeceğim. Seçtim. Çok güzel. Onu herkese gösterin. Bir de ona ne olur ne olmaz diye bir imza atacağız. 4. Maça 4. Niye söyledin? Olsun önemli bak, değil. Görüyorsun monitörden. Nasılsa bulacağım. Sorun değil yani o yüzden. Başka seç. Kartın önüne bir imza atmanızı rica edeceğim. Ön yüzüne, burasına. Attım. Onu da gösterelim herkese. Sonra bir daha o boş kartı... Boş kağıda imza attırıyorsun bize ama sonra başınız belaya. Yok yok. Sihirbazlardan öyle şey olmaz. Tamam. Tamam mı? Evet. Bakayım, süper. Ha. Kalemi ben alayım. Kalemi sihirle... Kaybedelim. Yok, kaybolmadı. Şöyle bir şey yapacağız. Bu kartı destenin içine koyacağız. Ve bu hareketi yaptığımızda kart tekrar destenin üstüne gelecek. Aynı şeyi tekrar yapacağım ama bu sefer sizin elinizde yapacağım. Şöyle ki sizin kartınızı alacağım, çantamın içine atacağım.
Ve avucunuzu şöyle açmanızı istiyorum. Diğer avucunuza getirin. Üstüne kapatın. Çok güzel. Şimdi aynı şeyi tekrar yapıyorum. Şu taraftan yavaşça açın. Bir kart çekiyorum. Kapatın. Bakmayın siz oraya. Bakmayın, bakmayın. Bir kart aldım. Bu kart hala sizin kartınız. Evet. Ama bu kadar ucuz bir numara yapacak halim yok. O öyle olsaydı dünyanın en iyisi olmazdı. Daha başka bir şey yapacağım. Vay. Daha başka bir şey yapacağım. Evet. Elindeki desteği kaybedeceğim. Bırakmam. Hazır mısın? Hayır, bırakmam. Kaybedemezsin. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Kaybettim. Açayım mı? İddiaya girer misin öncelikle? İftarına. Tamam. Şu anda desteği kaybettim. İnanmıyorsun bana değil mi? Bakayım, dur. İnsana kendinden şüphe duyduruyor ya. Yani kaybolmadığını söyleyebilirsin aslında ama emin değilsin galiba. Ya şöyle söyleyeyim, elimin içinde bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Peki, o zaman yavaşça avucunu aç ve herkese göster lütfen. Hayır, önce kendim bakayım, bir şey çıkmasın içinden. Yok yok. Bilmiyorum artık. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. Süpersiniz. Biz teşekkür ederiz. Yine bizimle olun lütfen. İnşallah. Olacağız Doruk inşallah. Doruk Ülgen. Merhaba. Çağrı Kuzun. Çağrılarım teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İzmir'de her yerde bir numara.
Çok şigarana Bugatti çok şigara. Alamasam ölürüm ben valla. Çok fena Bugatti çok fena. İzmir'de her yerde bir numara. Başını çıktın yola, kimseler tanımaz seni orada. Aldın başını çıktın yola, kimseler tanımaz seni orada. Gel artık gel, gel bana, kurban olayım ben sana. Gel artık gel, gel bana, kurban olayım. Hadi bana hep beraber. On numara bu kız. Numara. Yine geziyorsun tek başına. On numara bu kız, on numara. İzmir'de her yerde bir numara. Çok şigarana bu gece çok şigara. Alamasam ölürüm ben valla. Çok fena bu gece çok fena. İzmir'de her yerde bir. Atalım mı Arap kızı? Atalım mı vay vay? Senin için 15 sen yatalım mı vay vay? Bir daha şaraba atalım mı vay vay? Bak bir daha şaraba. Hadi tempo tempo. Hadi İsmail. Çattım pencereye dur dedim. Anası çıktı kızım evde. Yok dedi vay vay. Anası çıktı kızım evde. Yok dedi vay vay. İnanmazsan gel yukarı bak. Evet. Armut dalda kız vagonda. Sallanır vay vay. Şeker yemiş dudakları. Ballanır vay vay. Atalım mı Arap kızı? Atalım mı vay vay? Senin için 15 sene yazalım mı vay vay? Rakıyı da şaraba atalım mı vay vay? Rakıyı da şaraba atalım mı vay vay? Teşekkürler. Kardeşim hiç kimse oturmuyor. Hareketi devam mı? Aynen devam. Devam mı? La o zaman. La o zaman. Evet. Hadi bakalım o zaman hep böyle devam. Devam hareket. Eyleme devam. Haydi bakalım. Evlerinin önü boyalı direk. Yerden yere vurdun sen beni fes. Evlerinin önü boyalı direk. Yerden yere vurdun sen beni fes. Her acıya dayanamaz bu yürek. Ölürüm de ayrılamam ya senle. Her acıya dayanamaz bu yürek. Ölürüm de ayrılamam. Hadi oyna. Durdum artık.
ses gelsin. Ben alım, ben alım. Ben alım. Bu sevda var boşuna, ne bu sevda var boşuna. Ben alım, ben alım, ben alım, ben alım. Tabancamın sapını güne donacağım. Tabancam dolu mermi, seven böyle eder mi? Seven böyle eder. Tabancam dolu mermi, seven böyle eder mi? Seven böyle eder. İnsan sevdiği yar, adam sevdiği yar mı? Bırak tut da gider mi? Bırak tut da gider. İnsan sevdiği yar, adam sevdiği yar mı? Bırak tut da gider. Hadi kemer çek, tempo. Kendinizde hiç halay çekeni gördün mü? Ne? Denizde halay çekeni gördüm ya da yok, horon çekeni gördüm. Horon çekeni gördüm. Muhammed Nike Mosna'da Halit Akçatepe. Bihter de şu anda halay çekiyormuş. Değil mi? Evet, oturalım. Çünkü neden? Bizim bir Bihter'imiz var efendim. İzleyenlerimiz alıştı Kanal Türk ekranlarında. Şen Şakrak'ta Bihter'e. Biz de alıştık efendim Bihter'e. Düzgün Türkçesiyle kulakları kamaştıran Muhammed. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Eminönü iskelesindeyiz. Bugün bir boğaz turu yapalım ve bu güzellikleri izleyicilerimizle paylaşalım istedik. Eminönü'nün kalabalığından sıyrılıp bindik yolcu vapuruna. Hadi bakalım. Selametle. Devam ediyoruz. Evet, şu anda yolcu motorumuz hareket etti. Biz de yukarıya yolcuların bulunduğu alana doğru kameraman arkadaşım Ömer'le birlikte çıkıyoruz. Aynı zamanda burada Kaptan Köşkü de var. Birazdan bu vapurun kaptanıyla da görüşeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi burada yolcular da yerlerini almışlar boğaz turu için. Eminönü'nden bindik biz ama aynı zamanda Beşiktaş, Kabataş, İstinye, Sarıyer ve Kadıköy'den de başlıyor turlar. Şehir hatlarında 15 lira, özel hatlarda ise 12 lira fiyatlar. Güneşin kavurucu sıcaklığını hissettirmediği bu saatler aslında en avantajlı saatler diyebiliriz boğaz turu için. Şimdi birazdan Sarayburnu'ndan başlayacağız. Evet, şu anda Sarayburnu'na doğru gidiyoruz. Ardından Kız Kulesi, Üsküdar, sonra Anadolu yakasını takip edeceğiz. İkinci köprüye gideceğiz. Rumeli yakası, Çırağan Sarayı'ndan da tekrar Üsküdar'a döneceğiz ve ardından Eminönü'ne geçeceğiz. 1,5 saat sürecek yolculuğumuz. Bakın, turistler de var. Sadece Ömer gösterecek şimdi. Evet, şu anda Galata Kulesi'ni görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, Galata Kulesi her ne kadar yapılar önünü kapatmışsa da yine kendini sıyırıp gösteriyor. Evet yolcular, 1,5 saatlik boğaz turu için yerlerini almışlar vapurda. Burada turistler de var. Onlar da İstanbul'un güzelliğini, Boğaz'ın güzelliğini görmek için buradalar. Hello. Hello. Where are you from? England. England. What's your feeling about Istanbul Bosporus? Very good. Very good. Yeah. İngiltere'den gelmişler. Your name? John. John Bey İngiltere'den gelmiş. Is it your first trip? Yes, yes.
İstanbul Boğazı'nı o da geziyor ve ilk seyahati. Gördüğünüz gibi şu anda çok kalabalık olmadığı saatler aslında. Ramazan münasebetiyle de. Thank you very much. Çok kalabalık değil ama özellikle saat 15'ten itibaren turlar gitgide kalabalık oluyor. Biz de şu anda Sarayburnu'na doğru ilerliyoruz. Oradan da Üsküdar'a, Kız Kulesi'ne uğrayacağız. Ama öncesinde bir de Kaptan Köşkü'ne uğrayalım dilerseniz. Yine Ömer'den rica edeceğim. Çay, kahve. Evet, Kaptan Köşkü'ne doğru ilerliyoruz şimdi. Hızır Kaptan bizi bekliyor orada. Evet, tabii sallandığı için harekette çok kolay olmuyor. Ve Kaptan Köşkü'ndeyiz. Hızır Kaptan merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Teşekkür ederim, nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz iyiyiz, siz nasılsınız? İyiyiz. Boğaz turuna kalktık. Evet. Güzel, 1,5 saatlik bir boğaz turu yapacağız. Şu an nereye doğru gidiyoruz? Şu anda Eminönü'nden kalktık, Üsküdar uğramalı. Anadolu yakasından boğaz turu, Avrupa yakasından tekrar Eminönü Barış İskelesi'ne 1,5 saat sonra yanaşacağız. Peki ünlülerin evleri oluyor. Gerçi biraz daha var oraya gitmemize ama ne kadar sürede orada oluruz? Yaklaşık 40 dakika sonra ünlülerin evinde olacağız. Sezen Aksu, Orhan Gencebay, Yıldırım Demirören, Ali Koç. Bu ünlülerin daha bilmediğimiz birçok ünlünün yalısı var Boğaz'da. Sezen Aksu'nun evinde olacağız arkadaşlar. Evin önünden geçeceğiz yaklaşık 40 dakika sonra. Keşke, belki bizi izliyordur kendisi, çıkıp bize el sallasa, keşke, çok isteriz aslında. Peki Kaptan, Kız Kulesi'ni yakından görecek miyiz? Göreceğiz. Göreceğiz. İyice yanından geçip Üsküdar'dan, Üsküdar sahilinden devam edeceğiz boğaz turumuza. Evet, Kız Kulesi tabii İstanbul'un, özellikle İstanbul Boğazı'nın göz bebeği, göz bebeklerinden birisi. Kız Kulesi ile ilgili Kaptan, siz biliyor musunuz? Çok güzel bir rivayet vardır. Battal Gazi'ye dayanır. Bilir misiniz onu? Bilmiyorum. Battal Gazi, Bizans Tekfuru'nun kızını Kız Kulesi'nden kaçırır. Çünkü Kız Kulesi o zaman Bizans'ın ganimetlerinin bulunduğu alandır. Oradan Bizans Tekfuru'nun kızını alır, kaçırır, atına biner ve İstanbul'dan çıkar gider. İşte atı alan Üsküdar'ı geçti atasözü buradan gelir, bu rivayete dayanır. İşte birazdan bu güzelliği de paylaşacağız sizlerle. Peki Hızır Kaptan, biraz trafikten bahsedelim. Şimdi malum karayolunda trafik oldukça sıkıntı yaratıyor. Sizde trafik nasıl? Trafik sabah ve akşam saatlerinde, insanların karşıdan karşıya geçiş saatlerinde çok yoğun oluyor. Sefer saatleri de 10 dakikaya düşüyor. Diğer saatlerde 15 dakika, 20 dakika. O saatlerde C bölgesi, Sarayburnu, Eminönü, Kadıköy, Üsküdar, Boğat, bu bölgeler çok yoğun oluyor. Ya gemi trafiği eskiden Marmara Manoray projesi başlamadan çift yönlüydü. Şu anda tek yönlü. Bizim için de bu olay iyi. Rahatlatıcı. Trafiği rahatlatıcı bir olay. Yani Marmaray deniz trafiğini rahatlattı. Evet. Gemilerin tek yönlü geçişine neden oldu. Önceden çift yönlüydü trafik. Şu anda gemi trafiği, transit gemi trafiği tek yönlü. O bizim için bir iyi bir olay, iyi bir avantaj. Peki siz böyle geçerken işte Sezen Aksu'nun evinin oradan, Orhan Gencebay'ın evinin oradan hiç rast geldiğiniz oldu mu kendilerine? Olmadı. Sezen Aksu'yu görmedik. Mesela Ali Koç'u gördük. Yıldırım Demirören'i el salladılar. Sanatçıları göremedik ama yallarını iyice yakından geçtiğimizde söylüyoruz yolcularımıza. Burası Sezen Aksu'nun evi. Soranlara söylüyoruz. Merak ediyorlardır o zaman. Tabii ki merak ediyor. Evet. Sohbete devam ettiler. Bitterle Hızır Kaptan bir taraftan. Biz de serinledik hakikaten deniz görüntülerini görünce. Evet. Burada böyle denizi özledik ya. Deniz. Evet. Ramazan meselesiyle. Bodrum'da geziyordun. Ama ne, hangi tadını, ara özledin? Ama tadını çıkaramadım. 3 gün 4 gün. Aa, bilmiyorum yani, üç hiç tatil yapmadım falan değil mi? Ya, üç gün gözümle dört... gördüm. Evet. Yalnız da değildi. Öyle mi? Resim çektin mi peki? Elimde belgeler var. Gazeteciler çekti sağ olsun. Hayır efendim, artık gazeteciler çekmiyor resimleri. Ben tabii bizzat canım. Yaşamış birisi olarak geçen yaz, hayır. Normal bir restorana gittiğinizde restoranda oturan
diğer insanlar evet, doğru, çekiyor doğru. artık. Bunu da bunu sevgili basın mensubu arkadaşlarımla ben de fikrim. Evet, normal insanlar çekip yolluyor. Benim başıma bizzat geldi. Magazin çekmelerine gerek yok artık. Dediğin gibi yani normal insanlar çekiyor. Sosyal paylaşım sitelerinde zaten bulunuyor. Evet. Aynen öyle. Nedenle gerekmiyor. Doğru. Şimdi efendim bir başka soruna, bu sefer herkes ilgilendiren, böyle bizim gibileri ilgilendiren değil, herkes ilgilendiren bir soruna parmak basacağız. Çocuklarımıza nasıl sözümüzü dinletiriz? Mesela ben İsmail'e nasıl sözümü dinletirim burada? Aynı problemi ben de yaşıyorum. Mesela hepimizin önünde hepimizin önünde engeller var. Biz hissediyoruz bu engelleri. Bazen engeller ortadan kalksa da biz kendimizi engellenmiş hissediyoruz. Yaşamımızda başarılı olmak için bu engelleri nasıl aşarız, nasıl ortadan kaldırırız? Bunları çok çok değerli bir uzmanla konuşacağız efendim. Kim geliyor? Kunter Kurt geliyor. Merhaba. Şurada bir basamağımız var. Evet. Tuzağımız var. Hoş geldiniz Hoş tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok bers. Nasıl görünüyoruz? Çok iyi görünüyorsunuz. Siz de üstadım. Teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Evet, birazcık bahsettim ben büyük başlıklarda. Bugün uzmanımızla neler konuşacağımıza dair. Kendisi çok çok yetkin bir isim. Bu da kitabınız galiba. Evet, yeni çıktı. Kendime doğru yürüyorum. Keşke. Evet, kendine doğru yürümek esasında çok cesaret isteyen bir süreçtir. İlk önce herkes alkışlıyor tabii. Aysun Hanım'ı alkışlıyorsunuz, konuklarımızı alkışlıyorsunuz, İsmail Bey'i alkışlıyorsunuz. Ancak görünmeyen öyle bir ekip var ki içeride, ben yarım saattir buradayım. Kameramanından tutun da program yapımcısına Ayı kadar, saz heyetine kadar inanılmaz bir dizayn var burada. O yüzden onları kuvvetli bir alkış istiyorum. Ne olur. Muhteşemler. Biz buzdağının görünen kısmıyız. Çok çok küçük bir bölümüz. Hakikaten evet. De çok çalışkan, çok genç, çok yetenekli bir ekibimiz var. Buradan biz de teşekkür ediyoruz. Evet efendim. Şimdi özellikle çocuklarla ve zor insanlarla baş edebilmek için kelimeleri çok iyi kullanmaya ihtiyacımız var. Esasında bununla birlikte buradaki anne baba kaç kişi var bir görebilir miyim? Ellerinizi kaldırabilir misiniz? Anne veya baba. Baba, harika. Peki onlarca ve yüzlerce insana tahammül eden sizler, acaba çocuklarınıza bu insanlara göstermiş olduğunuz tahammülün %10'unu gösterebiliyor musunuz? Burada bir beyefendi böyle yapıyor. Ne demek bu? Hayır demek değil mi? Evet. Peki neden gösteremiyoruz? Çok şey yaptığımızdan dolayı. Anladım. Kalmıyor, onlara sabır kalmıyor değil mi? Anladım. Hayatın Anladım. Zorluğundan. Ne kadar ikaz ediyorsun? Evet. Şimdi şöyle ifade edeyim ben. Anneler, babalar takım olmak zorundadırlar. Eğer takım olabilirlerse kontrolü ve terbiyeyi çok daha rahat insanlara, çocuklara verebiliyorlar. Evet. Şimdi anne baba evde bir terbiye veriyor. Anneanneye ve babaanneye gidiyor çocuk. Oo. Annenin ve babanın vermiş olduğu terbiye bir müddet sonra anneannelerde ve babaannelerde yıkılmaya başlıyor. Çorba. Bu sefer de anne baba etkinliğini yitiriyor ve çocukla bir şekilde çatışma haline geliyor. Ünlü beyin cerrahı olan bir profesör 5 yaşındayken buzdolabının kapısını açıyor ve süt şişesi yere dökülüyor ve süt olduğu gibi yerde. Anne geliyor, hı diyor, ne kadar güzel bir süt denizi yapmışsın yavrum. Şimdi hep birlikte bu süt denizinde oynayalım diyor. Ve anne baba çocuk sütün içerisinde 1-2 dakika oynuyorlar. Ve birkaç dakika sonra annenin şu sözleri duyuluyor. Bak yavrum diyor, insanlar kendi yaptıkları hataları kendileri temizlemek zorundadır. Şimdi dökmüş olduğun sütü bezle mi temizlemek istersin, süngerle mi temizlemek istersin? Ve profesörümüz başarısını annesinin bu sözüne bağlamış kitabında. Seçenekli soru şekilleri kontrolü size verir. Şimdi ben Aysun Hanım'a sorsam, desem ki Aysun Hanım, çiçekler kırmızı mı olsun beyaz mı? Mutlaka birini söyleyeceğim değil mi? Tabii. Evet. Kırmızı. Kırmızı. Şimdi Aysun Hanım'ın sarı deme ihtimalini ortadan kaldırıyorum. Soru sorarken bile inisiyatifin bizde olmasını sağlıyoruz. O konuda genelde anneler, babalar çocuklarıyla çatışırlar. Özellikle ders konusunda değil mi genç arkadaşlarım? En sevmediğiniz cümle, yavrum ders çalış, doğru mu? Harika. Genelde hep böyle. Erken eve gel. Veya erken eve gel. Şimdi anneler, babalar şunu söylemiş olsa, dese ki, yavrum
Dersini yemekten önce mi çalışmak istersin, yemekten sonra mı? Ha, tricky. Sende çok daha iyi bir etki bırakır mı emir cümlesi kullanmadan? Yani kendini daha iyi hisseder misin? Olumlu. Sana birisi bir emir cümlesi kullanmaz ise veya şunu yap demez ise ve senin seçeneğine bıraksa daha rahat yapar mısın? Evet. Harika. Hayatta böyle bir şey. İşte sizden tek ricam soru sorarken bile inisiyatif sizde olsun. Bu konuyla ilgili kelimeler sihir yaratıyor arkadaşlar. O kadar güzel konuşuyorsunuz ki hakikaten o anda çocuk ders çalışmak ister ya. Gerçekten öyle değil mi? Evet. Seçenekli soru şekillerinden sonra bir kişiyi bağırırken görüyorsanız 3 nedenden dolayı bağırıyordur. 1 yaşından 100 yaşına kadar genelde böyledir arkadaşlar. 1 kendini önemsetmek istiyordur. 2 ne yapacağını bilemediği için paniktir. 3 korkuyordur. Ne bağırıyorsun? Yerine bağıran kişinin hangi nedenden dolayı bağırdığını bulduğunuz andan itibaren kontrol size geçiyor. Acaba kendini önemsetmek mi istiyor? Ne yapacağını bilemediği için panik mi yoksa korkuyor mu? İşte bunları ayırt ettikten sonra kontrol size geçiyor arkadaşlar. Bir de hoşlanmadığınız sorular var. Hoşlanmadığınız bir soru sorulduğunda sorudan hoşnut değilseniz soruya soruyla karşılık verin. Çok kurnaz ya. Evet, esasında strateji burada geliştiriliyor. Mesela bu soruyu neden sorduğunu öğrenebilir miyim deyin. Tam ağzını açacakken tam olarak ne istediğini söyler misin dedikten sonra soruyu soran bırakıp kaçıyor. Çok ilginç bir olay. Hem zaman kazanıyorsunuz hem de ani sorulara karşı, hazırlıksız sorulara karşı bir şekilde kontrolü ele alıyorsunuz. Hep cepte olabilir bu değil mi? Her zaman bunu söyleyip hazırda bir cevap gibi. Ben Mersin'den geliyorum. Mersin'de aile danışma merkezlerinde eğitimler veriyoruz. 12 tane çocuğu olan Hacer abla bunu o kadar çok sevdi ki notunu aldı. Akşam eve gitmiş. Sırf Kunter Kurt'tan aldığı eğitimi uygulayabilmek için yemek yapmamış. Eşim bana sorsun niçin yemek yapmadın diye. Ben de bu soruyu neden sorduğunu öğrenebilir miyim diye Hacer ablamız bir not tutmuş. Çünkü açım hanım demiş değil mi? Muhtemelen. Neyse akşam Hacer ablamız eve geliyor. Kunter Kurt'tan almış olduğu eğitimin hazzıyla. Ali abimiz de eve geliyor ve diyor ki Ali abimiz. Hacer diyor bugün ne yemek yaptın? Hacer abla tatlı bir tebessümle ve Kunter Kurt'tan almış olduğu eğitimle, hazzıyla diyor ki bugün yemek yapmadım Ali'cim. Ne diyor? Niye yemek yapmadın diyor. Hemen defteri açıyor. Ali'cim diyor bu soruyu neden sorduğunu daha bitmeden Hacer ablanın başına bir şey geliyor. Hanımlar bu yemek yapılmadığı dönemde pek işe yaramıyor haberiniz olsun. Yani buradan uyarayım sizleri. Amacımız zorluklar karşısında bir şekilde zaman kazanmak için bu soru şekillerini kullanabilmemiz gerekiyor. Bunun bir tanesi de özel yani kızacağımıza alanlar. Özür dilerim. Kızacağımıza bize gelen oku ona çeviriyoruz aslında. Tabii ki aynen öyle. Aynen öyle. Aikido'da olduğu gibi. Aikido da böyle bir spordur biliyorsunuz. Karşı tarafın gücünü karşı tarafa empoze etme sanatıdır. Özel alanlar vardır. Bir çocuğunuza terbiye veriyorsanız veya birisiyle ciddi bir konu konuşuyorsanız özel alanlara dikkat edeceksiniz. Erkan Yolaç'ın bir evet hayır yarışması vardı hatırlıyor musunuz? Ay evet çok güzel. Erkan Yolaç evet'i ve hayır'ı delirtmek için kendinden uzaklaşan kişiyi yanına çeker, özel alanına sokar, dikkatini dağıtır ve evet'i hayır'ı öyle dedirtirdi. O yüzden asansörlerde kimse kimsenin yüzüne bakmaz. Ya kafalar aşağıdadır ya çıkılan katlardadır. İnanılmaz bir sakinlik vardır. Kimse kimseye bakmaz çünkü herkes birbirinin özel alanına girmiştir. Şimdi ben bu sunumu eğer İsmail Bey'in yanına gelip burada sunmaya başladığımda duygular karışır. İsmail Bey ile ben de bir şekilde cümleleri bazen karıştırabiliriz. Bu yüzden de belli bir alana giriyoruz. Buna da biz özel alan diyoruz. 50 santim ve altı mahrem alan, özel alan diye geçer. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sorun var. Tabii ki buyurun. Peki bu dokunmatik insanlar var. Ben de bazen uyulurum. Onları nasıl değerlendireceğiz? Hani dokunarak konuşan falan. Aslında güzel bir şeydir. Sıcak, samimi bir şeydir. Evet. Zararlı olabilir mi dokunmatik insanlar? Esasında çok da fazla iletişimde böyle yapmamamız gerekiyor. Zaten kitabımda bunları detaylı anlattım. Belki program yapımcılarımız uygun görürlerse bir gün bu konuyla ilgili de İsterim vallahi çok isterim. Ben detaylı, bu dokunarak konuşmayla ilgili. Evet. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi, nereye kadar iyi bir şey. Evet, bunları da konuşmayı arzu ederim. Ve beden zihnin öngördüğü şey yapar. Şimdi birazdan burada mermerler görüyoruz, değişik aletler görüyoruz.
beynimizin neler yapabileceğini hep birlikte göreceğiz. Beden, zihnin öngördüğü şeyi yapar. Burada aramızda oruç olan var mı şu anda? Niyetli olan. Evet, şimdi sahura kalktık. Dedik ki Allah kabul etsin. Bilinçaltımıza şu talimatı verdik. Akşam iftara kadar yemek yemeyeceğiz. Bilinçaltı emre sahip dedi. Bizi akşam iftara kadar ayakta ve hayatta tutabilmek için bir talimat aldı. Tıpkı Çanakkale Savaşı'ndaki şehitlerimiz gibi, tıpkı Kurtuluş Savaşı'ndaki şehitlerimiz gibi. Onlar da beyinlerine talimat verdiler. Mustafa Kemal Atatürk'ün muhteşem bir sözü vardı. Ölmeyi neydi bu? Ölmeyi. Ben size savaşmayı emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Bu talimatı alan beyin üşür mü? Korkar mı? Acıkır mı? Ruhları şad olsun. Bütün şehitlerimizi amin, sevgiyle ve amin, rahmetle anıyoruz. Onlar var ki biz buradayız. Tabii ki. Mustafa aynen Kemal'in öyle dehasını da görmüş olduk. Kesinlikle, öyle, kesinlikle öyle. Evet, bunun haricinde de şimdi bir uygulama yapacağız. Bu uygulamada hayatta bazı engellerimiz var. Bu engeller bazen o kadar bizi zorluyor ki engelleri atlamakta bazen zorlanıyoruz. Bazen de bunları yaparken yanımıza bir yoldaş arıyoruz. Bununla ilgili ufak bir deneyimiz var. Yaşasın. Şimdi ben bunları dizeceğim. Kim gelmek ister? Konuklarımızdan gelmek isteyen var mı? Genç arkadaşlardan, bayanlardan. Şehnaz yardımcı olur. Evet, siz buyurun. Şehnaz yardımcı olur. Aa, Şehnaz Hanım mı? Aa, tabii buyurun Şehnaz Hanım. Arzu ederseniz buyurun. O kadar güzel, o kadar beğeniyorum. Kocaman bir alkış o zaman Şehnaz Hanım'a. Evet. Şehnaz Hanım, hepsi çıkıyorsunuz herhalde. Ben FM hafta sonları diye ben baktım. Yaptım seni. Evet. Bowling mi oynuyoruz? Şimdi Şehnaz Hanım, efendim, birazdan gözlerinizi bağlayacağım. Bağlamadan önce bu sizin ben hayatınız... gözüm açık zor yürüyorum. Onu baştan şöyle söyleyeyim. Söyleyeyim. Ben gözüm yanınızda açıkken... olacağım. Ben tamam, yanınızda olacağım. Hiç merak etmeyin. Tamam. Gözleriniz bağlanmadan önce hangi açıda ayaklarımızı atarsak bunlara basmadan biz şimdiden çok bana rahatlıkla nasıl geçeceğiz? Bunların bir egzersizini yapalım lütfen. Sizi şöyle masus alabilir miyim? Öyle mi geleyim? Evet, buyurun. Aysun ya, başımı açtığın hiç işe bak ya. Hiç bilmiyordum, evet. Ben masumum. Evet. Ne yapıyoruz? Ne kadar kaldıracağınızı bir kontrol edin. Bir. Bismillah. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Harika. Evet. Şimdi gözlerinizi bağlayacağım. Bu açıdan çok rahatlıkla bunlara geçebileceğinizi göreceksiniz. Tamam. Şöyle gözlerinizi bağlayalım. Bakalım neler yaşayacağız. Kızım benim ya. Murat. Efendim. Bana Murat, göz ol, kulak ol. Evet. Ama hep kapatıyor, hiçbir şey görmüyorum. Yok, ben görmeyeceksiniz. Şimdi. Görmeyeceksiniz. Evet. Görmeyeceksiniz, bir saniye. Rezil oldum ya. Yok, estağfurullah. Tam böyle onları bir alalım. Evet. Şimdi pardon, onu bir dakika alayım bunu. Tamam. Kaldırıyor musunuz? Yok, yoksa hayır. Şu anda ayağınızın tam ucuna koydum. Evet. Hissediyor musunuz? Evet. Şimdi her engeli açtığında kocaman bir alkışla... Durabiliyor muyum aralarda? Durabilirsiniz ve ona destek vereceğiz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet, hadi. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Tabii. Diğerlerini kaldırmadın mı? Hayır, kaldırmadık. Murat. Evet, duruyor, hadi doğru bakalım. Söyle bak, kaldırdın hadi bakalım mı diğerlerini? Hadi bakalım. Duruyor, yok, duruyor, duruyor. Tam önünüzde zaten. Tamam. Evet, hazır. Başladık. Kocaman bir alkış. Bravo. Harika, bir daha. Dikkat et. Yanınızdayım. Yavaş. Tüyo yok yalnız. Biraz. Tamam, yeterli. Bir kez daha. Kocaman bir alkışla. Ama bir şey söyleyeceğim. Ayağımı buradan getirdi. Uyanıklık yaptım. Orada yok, bir şey yok. Yok, hiç sorun değil. Aynı hizada gidiyorsunuz. Tekrar ama şimdi yok ayağınızı. Ama yok orada bir şey. Tam yan tarafta. Bakayım. Tam yan tarafta. Orada da yok. Şöyle ayağınızı bakın. Bir dakika. Evet. Tekrar yapıyoruz. Murat sen ne bilirsen ya, yanarsın ona göre. O kadar da Geronimo yapma yani. Evet. Ne yapayım? Evet. Geronimo. Evet, tamam. Ya tekrar bak, kaldırıyoruz. Beni kandırıyorsunuz. Yanarsın, dikkat et. Dikkat evet, ediyorum. Bir kez daha kocaman bir alkış. Hattan ama çıktım, hocam, hattan çıktım. Biraz hatta gelelim. Ha, hocam, şimdi bir kez daha kaldırıyoruz. Yanlamasına giriyor ama olmuyor. Tamam, bir daha kaldırıyoruz. Murat. Efendim? Hadi bakalım. Bunun sebebini senden sorarım ha. Evet. Nerede sesini çıkar. Bir kez daha kaldırıyoruz. Önünde, tam ayaklarının önünde. Dikkat et, ayağınız ha, kaldır, tam ayağınızın önünde. Ha, gördün mü? Evet, kocaman bir alkış. Tamam mı? Evet, tamam. Çok güzel, başaramadım yani. Evet. İnatla. Şimdi. Ama bir şey söyleyeceğim. Hiç mi bir şey görünmez ya? Öyle bağladık ama ki. Ama yoktu değil mi? Hayır. Hiçbir şey yoktu değil mi? İlk başta vardı, ondan ya, sonra yoktu. Ben yer miyim? Yemem. Ama kocaman bir alkış. Maksadımız o değil. Peki hocam, bir şey söyleyeceğim. Bunu bana yapma sebebiniz nedir? Şimdi bazen engeller önümüzden kalksa bile
engeller varmış gibi hayatımıza zikzaklar çizmeye devam ediyoruz. O zaman peki benim burada ne anlamam gerekiyor? İşte engeller kalktığında demek ki ben rahat eriyorum. Evet, engellerin bunu yeter ki kalktığını bilelim ve bilinçaltımıza bunu yerleştirelim. Demek ki ben biliyormuşum, öyle mi? Kesinlikle evet. Şimdi seyircilerden iki kişi alacağım ben, üç kişi. Kim gelmek ister? Sen hayatta almam bile. Hanımefendi buyurun. Siz de buyurun lütfen. Bir kişi daha alabilir miyim önden? Erkek de gelsin. Güzelsin. Evet. Ay canım. Siz alabilir miyim? Sizi. Evet. Kocaman bir alkış. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Şöyle ortaya alayım ben. Siz de hoş geldiniz. Şimdi ben oradaki arkadaşımın gözünü bağlayacağım. Evet. Görmememiz gerekiyor. Görmüyoruz değil mi? Ha ya vallahi evet. Bizim milletle ilişkiler zor. Bunlar da zor. Evet. Elinizdekini alabilir miyim? Görmüyoruz değil mi? Hayır. Evet. Şimdi dikkatli izliyoruz. Her şey serbest. Sizi izliyoruz. Bize bakmayın. Ne yapmak istiyorsanız yapın. Evet, dikkatli izliyoruz arkadaşlar. İstediğiniz yapabilirsiniz. Evet, dikkatli izliyoruz. Evet, son 10 saniye. Dikkatli izliyoruz. Evet, şu anda süremiz doldu. Evet, şimdi arkadaşlara ne dedik? Her şey serbest dedik mi? Dedik mi? Hiçbir şey yapmadınız. Peki neden kendi gözünü açmıyor? Hadi onu bırakın. Arkadaşları neden arkadaşımızın gözünü açmıyor? İşte hayatta böyle bir şey. Birileri gözümüzü bağlıyor ve biz böylece duruyoruz. Kocaman bir alkış. Ama nasıl tatlı bir şeyler yapmaya çalıştı. Evet. Şeker, ne yapsam diyor acaba gözünü. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Program kartımızı alalım. İsmail Bey'e verelim. Harika. Evet, şimdi arkadaş gelelim. Arkadaş da biraz agresif galiba. Labut kaldı. Şimdi agresifim. Kompleks. Yani bizim aslında hayatta yapamayacağımız bir şey yoktur. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Şu anda tüm kanser hastalarının yaptığı gibi şu anda onkoloji hastanelerinde ve hastanelerde kanserle mücadele eden savaşçılara buradan selam yolluyorum. Her şey çok daha iyi olacak. Mücadeleyi bırakmasınlar. Çünkü beynimiz kanseri yaptıysa beynini iyileştirebiliyoruz. Ancak beynimizde yaptığımız başka şeyler de var. Bunlar nelerdir? Şimdi burada bir mermerimiz var. Bildiğimiz karatecilerin kırdığı mermer. Daha yeni görüyorum. Program yapımcılarına rica ettim ve bunları kestirdiler bize. Bu mermeri birazdan burada kuracağız. Ve Aysun Hanım'a bu mermere doğru zamanda doğru hamleleri yaptırarak kırdırmaya çalışacağız ki çok rahatlıkla kırabileceğini görecek. Yeter ki benim dediğim şeyleri yapabilsin ve doğru zamanda doğru yere hamleler yapabilsin. Söyleyeceğim, kafamla mı kıracağım? Hayır, elinizle kıracaksınız. Gerçekten? Gerçekten öyle. Şimdi müziğimizi bir... Thank you.
size hediye ediyorum. Edin vallahi, evde deneyebilir miyim bunu? Evet. Ya çok kolay oldu. Gerçekten öyle. Yapamam dediğiniz her şeyi yapabilecek güce ve kuvvete sahipsiniz. İşte örneğinize bu. Kocaman bir alkış. Ya bravo. Bugün mermer kırdım. Vallahi mermerci ustası oldum. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Mermeri kırdığım için elimde bir şey çıktı. Görüyor musunuz? Bu sol elini siz sayenizde kırdınız. Evet. Şunu göstereyim dedim. Şurada bir şey var. Neyse. Evet. Şimdi iletişimde böyle bir şeydir. Doğru. Yapacağım dersen yaparsın. Kesinlikle öyle. Aa, benim kırdığım an ok. O benim bu Karate Kid anımı tekrar görmek istiyorlarmış, göstermek istiyorlarmış. Ben de merak ettim. O zaman benim böyle bir... Evet, hep birlikte izleyelim. Kocaman bir alkış! Benim düşmanlarım, bana iftira atanlar hepsine koymuşum sanki bir tane. En böyle okkalısından. Teşekkürler sayenizde. Çok teşekkürler. Vay be, bu kadar mı? Evet, devam ediyoruz. Lütfen. Kesinlikle. Şimdi iletişim ve beyin gücü birbiriyle paralel olan çok önemli bir iç içe geçmiş ikilemdir. Bunun için de her şeyden önce bel kemiğinden dik durup çenenizin 90 derecede durmasını sağlayın. Hiçbir insanı böyle üzülürken gördünüz mü? Veya ağlarken? İletişimde de en önemli süreç bel kemiğinden dik durup çenenin 90 derecede olmasıdır. Buna çok dikkat edeceğiz. Çökmeyelim yani. Kesinlikle öyle. Görüntü doğru olmak zorunda. Çünkü omur rahat olmadan beyin rahat olmuyor. Bu süreci çok iyi algılamamız ve uygulamamız gerekiyor hep birlikte. Bunun haricinde burada birçok genç arkadaş görüyorum. Yaş ortalaması 23 yaş ve altı herhalde, değil mi burada aşağı yukarı? Evet evet. Genelde İtiraz genç. İtiraz olan var mı aranızda? Burada bir arkadaşımız daha varmış, evet. Şimdi ne yapıyoruz? Beden zihnin öngördüğü şeyi yapar dedik ve Aysun Hanım'a doğru zamanda doğru hamleyi yaptırarak 2 santimlik karatecilerin kırdığı mermerden bir kırış yaptırabildik. İşte bu süreç kesinlikle ve kesinlikle bizi istenilen yere taşıdı ve yapamam dediklerinizi yaptı. Yani yapamamlarınızı bir gömme töreni düzenledik bugün. Evet. Hepsinin üstüne toprağa attık. Ve bir şekilde muhteşem bir süreç yaşadık. İşte evet. Beyin böyle bir şeydir. Ne yüklersek o ona doğru. Bu hastalıklarda doğru. Da tabii ki uygulanabilir. Kesinlikle. Kanser olan insanların birçoğu zaten artık tesellilerini yitirmiştir. Tabii ki. Ümidi inanmak lazım. Kesinlikle. İnanmak lazım. Hepsi. Kesinlikle. Tabii ki çünkü ben de tanık olduğum bir insan, yani tanık oldum ben. Çünkü hakikaten adam kanser olmuştu. Ve kanseri kendisi yendi yani. Harika. Tabii ki tedavilerini gördü. İşte ben hadi bugün evde kalayım inanarak ben bu gücü... Ya da bu hastalığı yenerim demek de tabii ki yanlış. Tedavilerini görecek ama aynı zamanda inanması gerekiyor. Çünkü bence inanmak da büyük bir güçtür. Ki Aysun inanmamış olsaydı bence kıramazdı. Mümkün değil. Zaten ilk başta kıramam diye bir tereddüt etti. Ettim. Müsaade edin dedi. Özel alanından çıkın dedi İsmail Bey'e. Özel alanından çıkardı. Çok doğru bir hamledir. Asansörü bu. Hatırlayın. Kesinlikle. Yani Aysun Hanım o 5-10 saniyelik sürede o kadar güzel bir pozisyonu ayarladı ki. Beni nefes aldım derin. Kesinlikle. Kesinlikle ve nefes vererek kırışı yaptı. Ben haftaya beynimle hiç ellemeden de kırarım onu ben. Haftaya 2 kiremit kıracaksın. Hadi bakalım inşallah. İnşallah öyle olacak. Sayenizde inebilelim olur belki. İnşallah. Düşünce inşallah. Gücü. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok mersi. Çok sağ teşekkür ederim. Destek ben verdiğiniz teşekkür ediyorum. Üzere. Çok mersi. Çok teşekkürler. Kuzey. Hazır mıyız? Hakkı Bulut geliyor. İzzet Yıldızhan. İzzet Yıldızhan. Seray Sever. Hop de bakayım. Hop. Hazırız. Hamınızı kucaklayın.
Okuyayım. Ya bir tane sevgili Yıldız Tilbe'nin güzel bir şarkısı var. Evet. Onu okumak istiyorum. Ayrıca ben... Özlem ve Eyüp de bu şarkıyı çok seviyor. Onlar için de tamam. Okuyayım. Tamam. 9 Eylül Cuma günü ben Stuttgart'tayım. Aa öyle mi? Evet. Stuttgart'ta. Evet. Burada bayramın 3. günde İzmir Bonsai'deyiz. Gerçi bizi Facebook'tan, internet sitemizden bize ulaşmak isteyenler olsun. 9 Eylül Stuttgart'taki Sevenleri'yle buluşuyor. Bayramda da İzmir'deki Sevenleri'yle evet. buluşuyor. Sonra da buradaki bir Seveni'nin şarkısını söyleyeceğiz. Evet. Gelsin o zaman Yıldız Tilbe şarkısı gelsin. Yıldız Tilbe şarkısı. Evet o gün zaten. Sev ama sevilme, aşk acısı çek ben gibi.
sen de sev ama sevilme. Aşk acısı çek ben gibi. Çok özle ama kavuşma. Kavuşamadığım gibi. Senin köle gibi. Senin de kalbini çalsın başkalar mal gibi. Sevdan yüreğinde kalsın gizli bir günah gibi. Geri dönme istemem ki. Ben sev, sevilme emin. Hep aşkla yanıldım. Sevdim hiç sevmemiş gibi. Sen kırdın ben tamir ettim. Sanki usaymışım gibi. Kimse üstüne almasın bu sözlerim sevgili. Sevilmek öyle zor, birine alışan için. Geri dönme istemem ki. Ben eski ben değilim ki. Hayat öyle bir oyun ki. Ne rolü var ne sahnesi. Mutlu olma emin. Sen de sev, sevilme emin. Şen Şakrak yine dolu dizgin olacak. Zeynep Türkeş ve Toprak Şen Şakrak'ta buluşacak. Zeynep Türkeş sevenlerine Şen Şakrak'ta kavuşacak. Toprak şarkıları ile kulakların pasını alacak. Olsun şimdi. Gözleri, gönülleri ayrıldık ne oldu sanki? Astroloji Meltem Keleş Polat'a sorulacak. Sırlar açığa çıkacak. Burç burç yorumlar yapılacak. Hepsi bu kadarla kalmayacak. Aysun Kayacı sohbetiyle mest edecek. İsmail YK şarkılarıyla coşturacak. Şen Şakrak yarın 10.30'da Kanal Türk'te.
edeceğiz efendim. Hem ekran başındaki izleyicilerimize İstanbul'dan hem de sizlere yarın tekrar görüşmek üzere.